Apara ekranlarından iyi akşamlar sevgili izleyenler. Saatlerimiz 21'i gösteriyor ve ekonomi masasıyla karşınızdayız. Bugünkü konumuz bireysel emeklilik. Bireysel emeklilik sisteminde birikimin 100 milyar lirayı aştığından bahsediyoruz. Veste fon tutarının büyüklüğü ise 105.2 milyar lira oldu. Konuklarımız var. Akif Eroğlu konuğumuz, İlknur Hanım ekonomist oda konuğumuz. Kendileriyle bugün bireysel emeklilik sisteminin detaylarını konuşacağız. Bir haberimiz var. Önce ona gireceğiz. Haberlerden sonra devam ediyoruz. Devlet ve vatandaşın birikimde işbirliği arttı. BES'te 100 milyar lira birikti. Haziran sonu itibarıyla devlet ve bireysel katılımcıların BES'teki fon tutarının toplam büyüklüğü 105.2 milyar liraya ulaştı. Katılımcı sayısı ise 6.8 milyon kişi oldu. Söz konusu dönemde katılımcıların fon tutarı 86.9 milyar lirayı bulurken devlet katkısı fon tutarı da 13.1 milyar lira olarak gerçekleşti. Böylelikle katılımcıların fon tutarıyla devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü 100.1 milyar lira oldu. Otomatik katılımla sisteme dahil olanların biriktirdiği 5.1 milyar lira dikkate alındığında sistem toplam büyüklüğü 105.2 milyar lirayı buldu. Bu dönemde BES'ten 103.092 kişi de emekli oldu. Evet, konuklarımızı tanıtalım tekrardan. Ekonomist ve akademisyen Doktor İlknur Üner. Hoş geldiniz efendim. Türkiye Sigortalar Birliği Genel Sekreteri Mehmet Akif Erdoğlu muydu? Kusura bakmayın, siz de hoş geldiniz efendim. Para Dergisi yazarı Zeynep Candan Aktaş da konuğumuz. Şimdi öncelikle bireysel emeklilik sistemindeki sorunlardan da bahsedeceğiz. Tabii ki neler yapılması gerektiğinden de bahsedeceğiz. 11. Kalkınma Planı'nda bayağı bahsedildi bireysel emeklilik sisteminden ama öncelikli olarak bireysel emeklilik sistemi sizin deyiminizde sanırım özel emeklilik sistemi daha çok. Nedir? Bize biraz anlatabilir misiniz? Tabii ki memnuniyetle. Yani özel emeklilik sistemi diye belirtmemizin sebebi çünkü genelde insanlar ya da kamuoyu emeklilik deyince hep aklına SGK geliyor. Sosyal güvenlik sistemi geliyor, Bağkur geliyor. Arasındaki farkı çok da bilmiyorlar. Biz şimdi Türkiye Sigorta Birliği olarak Türkiye'deki tüm sigorta şirketlerinin, emekli şirketlerinin bağlı olduğu kurumuz. 62 tane şirket var. Emekli şirketler de bunun içinde ve bize faaliyet gösteren tüm şirketler bize üye olmak zorunda. Dolayısıyla yani işin mutfağında olunca da açıkçası bu ayrıntıyı ve detayı kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Bu netleşsin diye. Çünkü zaman zaman Türkiye'de emeklilik sistemiyle ilgili yaptığımız algı araştırmalarında, kamuoyu araştırmalarında da İşte insanlara tasarruf ediyor musunuz, emekliliğiniz var mı dediğimizde de genelde evet tabii ki işte SGK'lıyım, Bağkur'um var ya da devlet memuruyum diyebiliyor. Oysa bizim burada konuştuğumuz emeklilik sistemi insanların kendi devletin ya da işte zorunlu olarak çalıştıkları emekliliğin yanı sıra ona ilave olarak özel emeklilik sistemi yani kendi emekliliklerini kendilerinin finanse etmesi aslında bir yerde. O yüzden de özel emeklilik diyoruz. Tabii neye böyle bir şey yani denmiş. Niye özel emeklilik kavramı çıkmış? Devletin verdiği emeklilik var. Çalışırken SGK'nın verdiği emeklilik var. Müsaade ederseniz oradan başlayalım. Yani özel emekliliğe neden ihtiyaç var? Bazen tamamlayıcı emeklilik diyoruz. Tabii ki. Hatta işte 11. Kalkınma Planı'nda tamamlayıcı emeklilik diyor. Yeni ekonomi planında tamamlayıcı emekliliği destekleyeceğiz deniyor. Tüm bunlara gelirken aslında özel emeklilikle başlamak gerekiyor. Müsaade ederseniz biraz oradan bahsedelim. Şimdi emeklilik basamağında bu ekosistemde 3 tip emeklilik var diyoruz hanım. Bir tanesi bizim işte az önce bahsettiğimiz çalışanların çalışırken işveren tarafından bir prim kesilerek yapılan ödemelerin olduğu, kendilerinin de maaşından bir kısım kesilerek sosyal güvenlik sistemine aktarıldığı, daha önce işte bu 4ABC ayrımı daha netleşmeden işte SGK dediğimiz, Bağkur dediğimiz, devlet memuru dediğimiz birinci basamak dediğimiz emeklilik sistemi. Bu birinci basamağı oluşturuyor. Burada çalışanlar işe girdiğinde otomatik olarak işverenden, işçiden, çalışandan kesiliyor ve emeklilik yaşamları sonunda bildiğimiz işte yaşı ve primi sağladıklarında, bu iki temel kriteri sağladıklarında emekli oldukları sistem. Buna birinci basamak diyoruz. 1990'larda Dünya Bankası bu işin literatürdeki çerçevesini çizerken sadece birinci basamak değil, özellikle uluslararası trendleri ve hükümetlerin yaklaşımlarını da göz önüne alarak bunu üçe bölmüş ve ikinci basamak ve üçüncü basamak dediğimiz
İkinci basamakta aynı zamanda kısmi yarı özel yarı devlet diyebileceğimiz çalışanların iş hayatına girdiğinde şirketlerin ihtiyarı olarak çalışan adına ve çalışanın da kendisinin ihtiyarı olarak ödediği ikinci basamak dediğimiz bir basamak daha var. Buna da ikinci basamak diye adlandırıyoruz. Bir de üçüncü basamakta da kişiler kendi ihtiyarıyla tamamen kendi gönüllü olarak yatırdıkları bir sistem var. Buna da üçüncü basamak diyoruz. Dolayısıyla aslında üç basamakta bir çerçeve konuşuyoruz. Neden üç basamaklı bir çerçeve konuşuyoruz? Neden özel emeklilik diye bir kavram var? İki tane temel sebebi var. Bir tanesi kişiler açısından baktığımızda malumunuz sonuçta olarak çalıştığımız dönemde yapılan kesintiler emekli olduğumuzda emekli geliriyle çalışırken elde ettiğimiz gelir kıyasladığımızda arada ciddi bir uçurum oluyor. Yani emekliyken çalışırken elde ettiğimiz geliri elde etmiyoruz. O yüzden de emekli maaşlarımız doğal olarak düşük. Hal böyle olunca belli bir yaşam standartına ulaşmışsınız. Emekli olduğunuzda bu yaşam standartını sağlamak için İlaveten kişiler özel emeklilik kesintileri yaparak emeklilikte bir gelir elde etmek istiyorlar. O yüzden de işte üçüncü basamak dediğimiz özel emeklilik dediğimiz bu sistem devreye giriyor. Amaç emeklilikteki gelir kaybını kompans etmek. Aynı zamanda neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuluyor? Çünkü artık ortalama yaş da uzadı. Yani ömür de uzadı. Dolayısıyla insanlar daha uzun yaşıyorlar. Bu güzel bir şey. Dolayısıyla uzun yaşamda yaşlılığın getirdiği ekstra maliyetler olabiliyor. İşte çeşitli hastalıklar olabiliyor. Bakım ihtiyacı olabiliyor. Yine bunu da karşılamak için insanlar kendi emekliliklerini sponsor olmak ya da tabiri caizse sponsor olmak ya da işte kendi emekliliklerini desteklemek için ihtiyari olarak emeklilik şirketlerine giderek üçüncü basamak dediğimiz özel emekliliğe tabi olabiliyorlar. Veya yetmediği için insanlar emekliyken çalışmak zorunda kalabiliyor. Bizim Türkiye'de de aslında emeklilerimizin önemli bir bölümü emekli olduğunda çalışıyor. Yani çalışmak zorunda kalıyor. Bunun tabii komplikasyonları var. Kişi emekli olmak için yıllarca beklemiş, tam da emekliliği hak etmiş. Tam da emeklilik döneminde rahata ereceğim, işte böyle hayal kuracağım, emeklilik hayallerimi gerçekleştireceğim derken bir de realite var, geçinemiyor. Dolayısıyla gidip tekrar çalışmak zorunda kalıyor. Bunun bir başka komplikasyonu kişinin kendi hayallerini gerçekleştirememesinin dışında bir başka komplikasyonu aslında sosyolojik olarak baktığımızda ve çalışma ekonomisi açısından baktığımızda genç işsizliğin de bir başka sebebi. Yani sonuçta tecrübeli emeklilikler emekli olmaları gerekirken tekrar iş hayatına döndüğünde kime rakip oluyorlar? Gençlerimize rakip oluyorlar. Onların çalışma imkanlarını da bir yerde kısıtlamış oluyorlar. O yüzden tüm bunları bertaraf etmek için üçüncü emeklilik diye bir kavram var ve bunu da hükümetler destekliyor. Nasıl destekliyor? Çeşitli vergi avantajları var, devlet katkıları var vesaire. Bunların detaylarına gireriz, avantajlarına. Ama bu üçlü çerçevede üçüncü basamağın yeri tam da burası. Peki. Diğer ülkelerle alakalı da konuşmak istiyorum Zeynep Hanım. Bu soruyu size yönelteyim. BES'i incelediğiniz zaman diğer ülkelerdeki uygulamalar nasıl? Türkiye bu uygulamalar konusunda ne noktada? Nasıl ayrışıyoruz ya da? Akif Bey açıkladı. Bir zorunlu zorunlu sosyal güvenlik sistemleri var. Bir de özel emeklilik sistemleri var. Şimdi özel emeklilik sistemleri bazında bakıldığında işveren desteği var ise, işveren desteğinin olduğu uygulamalarda bu kez sistemden çıkışın zorlaştırıldığı ya da kapalı olduğu uygulamalar var. Ya da kişilerin gönüllü olarak sisteme katkı sağladığı uygulamalar var. Her ülke farklı uygulamalara gitmiş. Fakat gerçek olan şu ki uzayan yaşlarla birlikte bireysel emeklilik sistemleri gelişmek zorunda ve gelişiyor. Bütün dünya ülkelerinde, Arjantin'de, Brezilya'da, Almanya'da, zaten Avrupa ülkelerinin çoğunda var, İngiltere'de. Aslında artan yaşam sürelerinin sigorta sistemleri üzerindeki baskıyı artırdığından bahsediyoruz. Evet, biraz. Evet. Sigorta sistemleri 1950'li yıllarda kurgulanmış. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra çoğu ülke için kamu sigorta sistemleri. O zamanki yaşlar genelde yanlış hatırlamıyorsam 50'li 60'lı yıllar, ömürler o kadar tahmin ediliyor ve hesaplamalar buna göre oluşturuluyor. Fakat bugüne geldiğimizde insanlar artık 80'li, 85'li, yani Türkiye'de bile 78-80 yıllarda şu anda ömürler. Öyle olduğu için yani 60'lı yıllardan 80'lere geldiğimizde yaklaşık 20 yıllık bir ömür süresi var ve ilk kurgulanan kamu zorunlu sosyal güvenlik sistemleri bu uzayan ömürde ödenmesi gereken sağlık ve emeklilik giderlerini karşılamakta zorlanıyor. Yani Avrupa ülkeleri bile zorlanıyor. Dolayısıyla da bireysel emeklilik sistemleri gönüllü ya da işveren katkılı olarak ortaya konuluyor. Bizdeki uygulamada tamamıyla gönüllü, yani işveren katkısı henüz yok.
OKS dediğimiz sistemde de çalışan gönüllü olarak ödüyor. İsterse sistemden çıkabiliyor. Ya da bireyler kendileri gönüllü olarak sisteme dahil oluyorlar. Evet. Baktığımız zaman sistemin mutlaka iyileştirilecek noktaları vardır. Sizin de bununla alakalı ayrı ayrı yorumlarınız vardır elbette. Biraz daha müşteri odaklı yaklaşacak olursak, yani kurumlar nezdinde değil de bireysel emekliliğe mensup olan kişiler nezdinde bakacak olursak, nelerin iyileştirilmesi lazım sizce İlknur Hanım? Bireysel emeklilik sistemi Türkiye'de 2003 yılında uygulanmaya başladı ve ilk başta gönüllü bireysel emeklilikle başladık. Öyle yol almaya başladık. İnsanlar bir emeklilik hayatlarında refahlarını arttırabilmek için elde ettikleri gelirin bir kısmıyla bireysel emekliliğe aktarıyorlar. Portföy yönetim şirketleri de bu birikimleri çeşitli yatırım araçlarında değerlendirerek bir emeklilik planı oluşturuyor. Dolayısıyla emeklilik şirketlerinin müşterileri kazanıp portföy yönetim şirketleri de fonları yönetmeye başladı. Yalnız biz bunu yaparken bir takım eksikliklerle yola çıktık. Şöyle ki müşteriyi baştan kazanırken müşterinin fon seçmesini talep ettik. Yani bu kurumlar arasındaki ilişkiyle alakalı biraz daha, değil mi? Yani orası çok efektif yönetilemiyor anladığım kadarıyla. Bir bakıma öyle. Şöyle ki müşteriler yeterince finansal okuryazarlık anlamında yeterince bilgi sahibi değil. Dolayısıyla müşteri baştan fonunu seçerken, emeklilik fonunu seçerken çok da sağlıklı karar veremeyebiliyor. Portföy yönetim şirketleri bu fonları yönetiyorlar ama aslında genel olarak sisteme baktığımızda müşterilere bir danışmanlık verilerek ilerlenmiyor. Müşterinin müşteri için doğru fon planlaması yapılmıyor. İşte senede 6 defa fon değiştirme hakkı varken müşteri bu konuda yetersiz bilgiye sahip olduğu için bu konuda çok da fazla bir hareket yapmıyor. Ve baktığımızda da fon yapısında genellikle sabit getirili menkul kıymetlerin ağırlıkta olduğu, daha az getirili ama daha az riskli fonların tercih edildiğini görüyoruz. Dolayısıyla bizim hem fon yönetiminde hem müşteri odaklılıkta biraz daha etkin bir yönetim kurmamız lazım. Bağımsız yatırım danışmanlarının müşterilere hizmet veriyor olması lazım. Müşterileri yönlendiriyor olması lazım. Müşteri başta fonunu seçiyor. O dönem için o fon cazip bir fon olabilir ama dönem içinde piyasaların hareketlerine göre çok daha farklı rüzgar yönüne esiyor. Oysa ki müşterinin bundan haberi yok. Onu uyaran kimse yok. Müşterileri bilgilendirmek anlamında da bizim bir takım eksiklerimiz var. Yani müşteriler bilgi anlamında gerçekten tam olarak bilgilendirilmiyor. Oysa ki bireysel emeklilik sistemimiz aslında devlet katkısının da olması itibariyle pek çok ülkeye göre daha cazip, daha avantajlı bir durumda. Ama biz bunu müşteriye doğru anlatamadığımız, doğru da yönetemediğimiz, kurumlar arasındaki ilişkiyi de çok sağlıklı sağlayamadığımız için bir takım eksiklikleri var. Evet. Türkiye'nin tasarruf ihtiyacıyla ilgili, hani bireysel emeklilikten konu açılmışken, tasarruf ihtiyacı ve eğilimiyle alakalı da konuşmanın gerekli olduğunu düşünüyorum. Sorumu size soracağım. Bu konuda ne durumdayız ülke olarak? Tasarruf tarafına baktığımız zaman, yani eğilimlerimiz neler halk olarak, ya da ne kadar tasarruf edebiliyoruz, ne kadar doğru tasarruf edebiliyoruz? Ülke olarak bu konuda sınıfta kaldık diyebiliriz. Yani biz özellikle Türkiye'nin ekonomik olarak içinde bulunduğu ülke sıralamalarında işte 19. ya da zaman zaman 17. sırada olduğumuz ifade ediliyor. Bize denk ülkelere baktığımızda tasarruf oranımız çok düşük. Mesela bizim tasarruf oranımız işte %25'lerde ama gelişmekte olan ülke ortalaması %30'larda. Yani buradaki bu 5 puan çok önemli. Esasında her şey biraz bilinçten başlıyor. Yani toplum olarak bu konuda çok bilinçli değiliz. Biraz tüketimi de seven bir toplumuz. Genelde tabii bunları böyle yorumladığımızda kamuoyundan ya da işte halktan şöyle bir tepki gelebiliyor. İşte ülkenin tasarruf oranı biraz da gelir seviyesinin durumuna bağlı. Gelir seviyesi yüksek olmadığı için tasarruf eden kesim az diye.
Ancak buna ben katılmıyorum. Tasarrufun azı çoğu olmaz. Herkes kendi gelirine göre tasarruf edebilir. Yani bunun oranları da var. İşte normalde işte gelirin %10'unun tasarruf edilmesini literatürde ideal bir oran olarak söylüyorlar. Dolayısıyla az kazanan ona göre tasarruf eder, çok kazanan ona göre. Ama gelir seviyesi arttıkça tasarrufun şekli değişiyor dediğiniz gibi. Tasarruf şekilleniyor, çeşitleniyor. Gayrimenkul de bir tasarruf şekli. Mevduat da bir tasarruf şekli. Döviz altında bir tasarruf şekli. Ama gelir azaldıkça tasarruf imkanı azalıyor. Yani çünkü geliriniz azken toplu bir şekilde mevduata gidemezsiniz. Ya da ev alamazsınız, birden alamazsınız en azından. Küçük küçük tasarruflar yapmak gerekir. İşte bu yönüyle aslında bireysel emeklilik sistemi tasarrufları çeşitlendiren ve özellikle dar gelirini ve küçük gelirini tasarruf yapması için imkan sağlayan güzel bir yöntem. Çünkü bizim bireysel emeklilikte azar azar tasarruf imkanı var. Yani bugün mesela otomatik katılımda işte gelirinizin %3'ü, Türkiye'de ortalama gelir, ortalama maaş 3.500 lirası diyelim. Yani yaklaşık 110 liraya, 115 liraya falan tekabül ediyor aylık. Asgari ücretten bakarsanız, asgari ücret bugün işte 1.700 liralardaysa, yine bunun da baktığınız zaman %3'ten 70 lira falan tekabül ediyor. Yani bu rakamı herkes tasarruf edebilir. Çünkü alternatif olarak yatırdığımız, tüketime harcadığımız diğer alternatif şeylere girdiğimizde, yüksek aydığımız bazı alanlar olduğunda, oradan bazı yapacağımız tasarruflarla aslında bunu yapabiliriz. Üstelik bireysel emeklilikte devlet bir de %25 size katkı sağlıyor. Yani siz 100 lira ayırdınız diyelim bütçenizden, 25 lira da devlet veriyor. Ve bu 100 lira bir de değerleniyor. 125 lira değerleniyor. Ona da normal şartlarda bir enflasyon getirisini, ki bizim bireysel emeklilik sistemi enflasyonun üzerinde eğer sistemde kalırsanız 200 bas puan kazandırıyor ortalamada. Hangi enstrümana giderseniz gidin ortalamada. Yani 25 liraya, bugün 100 liraya da yılda işte enflasyon şimdi 120 ise %22'de bir gelir elde ettiğinizi düşünün. 100 lira, devlet 25 lira veriyor. 22 lira da siz veriyorsunuz. 100 liranız oluyor neredeyse 150 lira. Dolayısıyla bu da muazzam bir imkan. Ve bu 150 lirayı sadece 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl diye düşünmeyin. İş hayatına girdiniz 25 yaşında, emekli olacaksınız 65 yaşında. 30 yıl, 40 yıl bu paranın biriktiğini düşünün. Ayda sadece vazgeçtiğiniz bir 100 liranın 30 yıl sonra size muazzam bir faydası var. Dolayısıyla bu yönüyle bir defa tasarrufun şekilleri açısından bireysel emeklilik çok önemli. Ve ülkemizdeki tasarruf oranının artması açısından da bu konu çok önemli. Tasarrufun tabii neden önemi var ülke açısından diye belki ayrıca bir parantez açmak lazım. Bizim ülkemizde Gözde Hanım, tasarruf çok çok önemli çünkü bizim para ihtiyacımız var. Ülke olarak para ihtiyacımız. Yani bu şu ana kadar yaptığım tanımım biraz kişi bazlıydı ama ülke bazlı makro perspektiften de bizim tasarrufları artırmamız lazım. Çünkü biz çok hızlı büyüyen, çok dinamik bir ülkeyiz. Yani gelişmekte olan ülkeler arasında büyüme oranlarına baktığınızda son 10 yılda Çin'den sonra en hızlı büyüyen ülkeyiz. Ve müthiş bir altyapı yatırımına ihtiyacımız var. İşte İstanbul'u düşünün, Türkiye'de yapılan tüm büyük yatırımları düşünün. İşte tüneller, alttan üstten köprüler vesaire ve hala muazzam bir ihtiyaç var. Şehir hastaneleri, yani ülke olarak müthiş bir kabuk değiştiriyoruz ve muazzam bir yatırım döneminden geçiyoruz ve tüm bu yatırımlar parayla oluyor. Ve para da dönüyorsunuz, bakıyorsunuz ülkede para nerede var? Mevduatta var, bankacılık sisteminde var. Mevduatta baktığınız zaman da onun da kaynağı sınırlı. İşte mevduat kredi rasyosu %122'lerde şu anda. Yani her topladığınız 100 lira için 122 lira kredi vermişsiniz. Daha doğrusu şöyle ifade edeyim, verdiğiniz 122 lira kredinin 100 lirasını sadece mevduattan karşılayabilmişsiniz. Aradaki o makas 22 liralık ihtiyaç, yurt dışına gidiyorsunuz, borçlanıyorsunuz. Sendikasyon kredisi alıyorsunuz, sekürizasyon yapıyorsunuz ya da reel sektör gidiyor dışarıdan döviz kredisi alıyor. Bu ne oluyor? Günün sonunda kur baskısı oluşturuyor. Ve yarın bir gün ya da işte yaşadığımız bir ortamda döviz artış durumlarında öyle bir piyasadaki dalgalanma müthiş bir şekilde gerek bankalar üzerinde, ki bankalar bunu hece edebiliyorlar ama reel sektör hece edemiyor. Gerekse reel sektörde muazzam bir kur baskısı oluşturuyor. Tüm bunların aslında sebebi ülkedeki tasarruf açı. Bizim ülkemizde tasarruf yeterli olsa, mevduat daha büyük bir oranda olsa ya da mevduatın yanında başka bazı diğer enstrümanlar ekleyebilsek, ülke sadece bankacılık sistemine dayalı bir finansal yapımız var. Hani zaman zaman Sayın Bakanımız Berat Bey de ifade ediyor. Ağırlıklı olarak bankacılık sektörünün domine ettiği bir yapıdayız ki finansal piyasalarda bankacılık sistemi %90'sa sadece mesela sigorta emeklilik %5, ikinci sırada geliyoruz ama %5. Bu kadar bankacılığa bağlı bir ekonomide de tasarruf da sadece mevduata kanalize olunca, başka bir enstrüman olmayınca ciddi anlamda sıkıntı oluyor.
O yüzden emeklilik sistemi bu yönüyle de çok önemli ve tasarrufların artmasını teşvik eden, ülkeye de faydası olan bir şey. Eğer biz bu sistemi, yani bu tasarruf, finansal sistemi, tasarrufları çeşitlendirerek araya emekliliği de, sigortayı da sokarak çeşitlendirebilirsek, o zaman sermaye piyasaları daha fazla derinleşecek, daha fazla gelişecek, hisse senetleri daha derinleşecek, iş adamları özel sektör tahvilleriyle piyasadan daha çeşitli, daha uzun vadeli kaynak bulabilecek. Az önce bahsettiğim altyapı yatırımlarının finansmanında iş adamımız dışarıya daha az gitmek zorunda kalacak. Daha uzun vadeli ve daha dengeli ve hatta Türk parası cinsinden kaynak bulabileceğiz. Fon yaratma işleviyle alakalı çok daha detaylı konuşacağız. Evet, bir ara buna da detaylı bir şekilde girmek isterim. Özellikle bizim fonlarımızın nelere kanalize olduğunu anlatmak isterim. Çünkü önemli bir işlev görüyoruz. Evet. Ben şu an otomatik katılım sistemiyle devam etmek istiyorum. Müsaade ederseniz rakamlarımız var. Onları paylaşmak istiyorum. Otomatik katılımda çalışan sayısı 6.353.000'ü aştı. 6.353 milyonu aştı. Otomatik katılım kapsamında ilk aşamada 45 yaş altı 1000 ve üzeri çalışan olan özel sektör 1 Ocak 2017'de memurlar ile 250 bin arası çalışanı bulunan özel sektör 1 Nisan 2017'de sisteme girerken 100-250 çalışanı olan özel sektörde 1 Temmuz 2017 itibariyle sisteme katılım sağladı şeklinde. Otomatik katılım sistemini konuşuyoruz. Siz de bahsettiniz Zeynep Hanım. Bu sistemi iyileştirmek için neler yapılabilir? Öncesinde aslında otomatik katılım sistemi neden ihtiyaç duyuldu böyle bir sisteme? Nasıl doğdu? Ondan bahsedelim. Sonra rakamları yorumlamayla beraber %50 civarında, %55 civarında bir çıkış olduğunu da duyuyoruz bu sistemden. Sizi dinleyelim. Otomatik katılım sistemi gönüllü bireysel emeklilik sisteminden sonra uygulamaya açıldı. Normalde uluslararası uygulamalara, diğer ülkelerdeki uygulamalara bakıldığı zaman kamu zorunlu sosyal güvenlik sistemlerinden sonra otomatik katılım sisteminin işveren katkılı olan kısmı ikinci adım olarak, ikinci basamak olarak uygulanıyor. Halbuki bizde ikinci basamak atlandı ve direkt gönüllü uygulanmaya başlandı. Gönüllüde de 7 milyona kadar yaklaştı katılımcı sayımız. Ondan sonra durgunlaştı. Ve sistem artık gönüllü olarak alabileceği katılımcı sayısını içine almış oldu. Bunun üzerine sistemi geliştirmek istiyor. Tabii hükümetimiz de Akif Bey'in de söylediği gibi tasarruf açığımız var. Bizim buradaki birikimlerimizi artırmamız lazım. Avrupa OECD ülkeleri arasında en düşük gayri safi yurt içi hasılaya göre en düşük orana sahip ülkelerden biri biziz. Bireysel emeklilik fonları açısından bakıldığında. Otomatik katılım sistemi bu sistemi geliştirmek için dahil edildi, uygulanmaya başlandı. Fakat otomatik katılım sistemi başlandığında az önce İlknur Hanım'ın da dile getirdiği gibi finansal okuryazarlık anlamında bizim ülke olarak bir problemimiz var. Halkımız doları biliyor. Bakın dolara yatırım yapmayı biliyor. Altına yatırım yapmayı biliyor. Mevduat yatırımı da yapıyor. Hisse senedini çok tercih etmese de hisse senedi yatırımları da var. Yine de var. Fakat fonlar işin içine girdiği zaman fonlara yatırım yapmaktan nedense korktular, imtina ettiler. Çünkü sistemi anlayamadılar. Bu nasıl bir şey? Yani bir fon alıyorlar ve o fon içerisine atıyorum altın alıyor. Ama otomatik katılımda fonların adı da farklılaştırıldı bireysel emeklilik tarafından. Burada dengeli fonlar var, muhafazakar fonlar var, agresif fonlar var. Bunları anlayamadı bizim çalışanlarımız. Nedir? Neye denk geliyor? Nasıl bir risk alıyorum? Dolayısıyla da anlayamadığı şeyden insanların hani davranışsal finans alanında baktığınız zaman anlayamadığı şeyden insanlar hemen kaçmayı tercih ediyorlar. Bizim çalışanlarımız da hemen sisteme dahil edildiklerinin, öğrendiklerinin ertesi günü ya da çok kısa 2 aylık cayma süresi içerisinde hemen sistemden kaçmaya çalışıyorlar. Çalıştılar da. Şu anda %55, %60'larda sistemden çıkış. Hükümetimiz de bunun üzerine çalışanları sistemde tutmak için neler yapabiliriz diye 11. planda şimdi yenilikler, hedefler koydu. Bu hedeflerden birisi ne?
kısmi çıkış hakkı vermek istiyorlar. Bu mutlaka daha önce de olması gereken bir şeydi. Sektör olarak da dile getiriliyordu. Kısmi çıkış hakkının verilmesi demek nedir? Çalışan ya da gönüllü olarak sisteme dahil edilen kişiler kısa vadeli nakit ihtiyaçlarını böylelikle karşılayabilecekler. Nakit ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra kaldıkları yerden sisteme katkı payı ödemeye devam edecekler. Yani biz o katılımcıyı kaybetmemiş olacağız. Evet. Katılımcı sistemin içerisinde kalacak yine. Kalkınma planında bahsi geçen bireysel emeklilik sistemiyle alakalı yapılacak olan değişimlerin ve yeniliklerin bahsini zaten yapacağız ama sizin bahsettiğiniz noktada mesela şirketlerin çalışanlarına bu sistemle alakalı bilgiler vermesi gerekmiyor mu? Yani ufak bir eğitim olabilir ya da fonların içerikleri olabilir. Sistemin neye hizmet ettiğiyle alakalı bir bilgilendirme olabilir. Şimdi şöyle, sisteme kademe kademe girmiştik biliyorsunuz. İlk önce 1000 çalışanı olan işverenler dahil etti çalışanlarını. Orada zaten o çalışanların gönüllü bireysel emeklilik fonları vardı. Onların büyük bir kısmını kaybettik. Yani onlar OKS'den ayrıldılar. Daha sonra giderek azaldı ve şu anda 5 çalışanı olan işverenler çalışanlarını sisteme dahil ediyorlar. Fakat şimdi düşünün, 5 çalışanı olan işveren KOBİ düzeyinde bir işverendir. Acaba işveren de bu sistemi anlayabildi mi ve çalışanına anlatabiliyor mu? Burada sıkıntımız var. Yani bizim temelde finansal okuryazarlık tabanında bir sıkıntımız var. İkinci olarak da danışmanlıkta sıkıntımız var. Danışmanlık hizmeti veremiyoruz şu andaki mevcut yapıyla çalışanlara. Peki. İlknur Hanım, size devam edelim isterseniz. Bu sistemi iyileştirmek için neler yapılabilir konusunda konuşalım biraz. Biz yapıyı birçok açıdan iyileştirmemiz lazım. Öncelikle en baştan başlamamız gerekiyor. Finansal okuryazarlıkta insanlara yatırım ürünlerini anlatıyor olmamız lazım. Yatırım fonlarını anlatıyor olmamız lazım. Bu emeklilik fonlarının avantajlarını anlatıyor olmamız lazım. İnsanlar bilmedikleri şeyden korkuyorlar, çekiniyorlar, uzak duruyorlar. Dolayısıyla otomatik katılım geldikten sonra da bir an önce çıkmak istemelerinin sebeplerinden bir tanesi de bilmedikleri için bundan uzaklaşıyorlar. Bir tanesi bizim daha çok eğitim veriyor olmamız lazım. Yatırımcı eğitimlerini, finansal okuryazarlık eğitimlerini ön planda tutuyor olmamız lazım. İkincisi, bu bireysel emeklilik sahipliliği konusunda da bir sıkıntı var. Yani hazineye bağlı şu an bireysel emeklilik ama aynı zamanda Çalışma Bakanlığı'nın da bu konuda bir çalışması var. Dolayısıyla bizim orada bireysel emeklilik sisteminin devlet tarafında da şeyini, muhatabını doğru belirlememiz lazım ve sektörle birlikte bir işbirliği yapıyor olmamız lazım. Aynı zamanda portföy yönetim şirketleri, emeklilik şirketleriyle birlikte bizim müşterilere yatırım danışmanlığı hizmeti veriyor olmamız lazım. Müşteri bilgilendirmesi çok önemli bir şey. Biz şu an mevcut bireysel emeklilik sistemine dahil olan 10 milyon kişiye doğru düzgün getiri raporlaması yapamıyoruz. Eksik yapılıyor, yapılmıyor. Çoğu insanda şu algı var, bireysel emeklilik fonları para kazandırmıyor, iyi getirisi yok şeklinde algılamalar söz konusu olduğu için. Oysa ki getiri karşılaştırmaları yapılsa, enflasyonla bu getiriler karşılaştırılsa, diğer enstrümanlarla karşılaştırılsa, insanlar neye yatırım yaptıklarını daha net görebilirler, güvenleri artar. Bir yatırım enstrümanına yatırımcıların ilgi duyabilmesi için, güvenebilmesi için en önemli şey müşterinin o ürünü tanıması ve güvenmesi. Maalesef ki biz 15 senede bu anlamda çok fazla bir yol kat edemedik. Aynı zamanda fonların yönetimi konusunda da bir takım denetlemelerimiz eksik. Yani her fon farklı performans sergiliyor. Dolayısıyla fonlar arasında da farklılıklar söz konusu. Müşterilere daha iyi hizmet verebilmek için bu fonların da yönetimi sırasında denetime tabi olmaları lazım. Performans değerlendirmelerini bir merkezden yapılıyor olması lazım. Dolayısıyla
Yatırımcı açısından yapılacak düzenlemeleri var. Aynı zamanda bu emeklilik sisteminin kamu tarafından sahipliliği konusunda yapılacak düzenlemeler var. Aynı zamanda denetimi konusunda yapılması gereken düzenlemeler var. Bunları aslında bir işbirliği şeklinde yapıldığı durumda çok hızlı bir şekilde ilerleyebileceğimizi düşünüyoruz. Çünkü genç nüfusumuz fazla, çalışan sayımız, üretim yapma ve çalışma potansiyelimiz yüksek. Dolayısıyla eğer düzgün bir planlama yol haritasıyla hızlı ilerleyebilecek bir potansiyele sahibiz. Bizim bir takım eksiklerimiz var. Bu konular üstünde durulursa çok daha etkin bir bireysel emeklilik sistemine kavuşacağımızı umut ediyoruz. Peki, şimdi cari işlemler açılımında dış kaynaklardan finanse edilmesi gündemde demiştik. Yabancı emeklilik fonlarının Türkiye'ye çekilmesi gibi bir durum söz konusu olur mu sizce Akif Bey? Size sorayım. Yabancı emeklilik fonlarının yatırım anlamında mı diyorsunuz? Evet. Yani şimdi aslında yabancı emeklilik fonları Türkiye'ye zaten doğrudan sermayeyle geliyorlar. Yani doğrudan şirket alımları olsun, sermaye artırımları olsun, bu şekilde bir doğrudan ve dolaylı faydası var. Bizim emeklilik sektörüne, sigorta emeklilik sektörüne de son 20 yılda gelen doğrudan yatırım bu anlamda 7 milyar euro. Bankacılık sisteminden sonra en çok sermaye çeken ülkeyiz. Yani burada tabii ağırlıklı olarak bu doğrudan yatırım fonları var. Ağırlıklı olarak özellikle yurt dışındaki emeklilik fonları var. Bu tip fonlar daha çok fırsatları araştırıyor. Ülkenin yatırım iklimi, işte uluslararası tahkim standartlarına uygunluk vesaire, siyasette istikrar olduğu sürece bu ülke dinamik bir ülke çeker. Çekmeye de devam ediyor ve son zaten 15. yılın hikayesi bu aslında. Türkiye'deki büyüme hikayesi bu aslında. Ama bu tabii dışarıdan sonuçta yine dışarıya bağımlılık anlamında bir sebep. Yani dışarıya bağımlı olma durumu aslında. Bizim biraz da kendi kaynağımızı da büyütmemiz lazım. Yani hep söylediğimiz konu bu. İşte konukların da ifade ettiği şekliyle. Yani tasarruf yetersizliği. Yani tabii ki ülkenin büyüme iştahı, büyüme açlığını karşılayacak yeterli sermaye olmasa dışarıya her zaman gidilebilir. Yani uluslararası sermaye her zaman çekmek lazım. Her şeyi kendi kendimize yetemeyiz ama biz şu anda olmamız gereken yerde değiliz. Biz daha henüz işin daha henüz temelini halledebilmiş değiliz. Ama şunu da söylemek lazım. Türkiye'deki bireysel emeklilik hikayesi bir başarı hikayesidir. Yani bazı yorumlar yapıyorlar. Bu yorumlarında kısmen katılıyorum, kısmen katılmıyorum. Elbette her şeyi çok anlatamadık. Elbette müşteriyle temasımız belki istenen düzeyde değil ama emeklilik şirketlerimiz bu ülkede 2003'ten bu yana bir başarı hikayesi yazdı. Yani bunu da kabul etmek lazım. Nedir bu başarı hikayesi? Bir defa 2003 yılında hiçbir şekilde sıfır noktasında olan bir emeklilik tasarruf rakamını bugün işte 105 hatta otomatik katılımla 105-106 milyara taşıdık. Yani ben çok iddialı bir şey olacak ama şunu da söyleyebilirim. Çünkü bizim ağırlıklı olarak tasarruf eden şu anda emeklilik müşterilerimiz ağırlıklı olarak azar azar her ay maaşına belli bir kesinti yapan kesim. Bunlar belki daha önce bir bölümü tasarruf etmiyordu. Belki daha önce işte altınla yastık altına gidiyordu. Belki işte para biriktirip eve girmek istiyordu. Belki o yatırımların yanı sıra bunu yapıyorlar. Dolayısıyla şunu söylemek çok iddialı olmasa gerek. Şu anda sistemde 12 milyon insan var. Bu 12 milyonun çok önemli bölümü 2003 yılından itibaren tasarruf etmeye başladılar. Ya da ilk defa tasarruf etmeye başladılar ya da tasarrufların yanında başka bir şey daha koymaya başladılar. Dolayısıyla memleketimizde emeklilik şirketlerimizin katkısıyla ve Hazine ve Maliye Bakanlığımızın, daha önce Hazine Müsteşarlığımızın, oradaki değerli bürokratların katkılarıyla, medyamızın desteğiyle, sizlerin desteğiyle önemli bir şey başardık. Yani geldiğimiz nokta itibariyle 12 milyon sistemde insan kalmış, gelmiş, birikmiş. 105 milyar da fon birikmiş. Bu yeterli mi? Tabii ki yeterli değil. Şu ana kadar sağladığımız hizmet yeterli mi? Tabii ki ideal seviyede değil. Ama öncelikle bunu bir ortaya koymak lazım. Evet, rakam vermek gerekirse de devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü olan 100.1 milyar lira ile otomatik katılımlı sisteme dahil olanların biriktirdiği 5.1 milyar lira. Evet, yani 105 milyar bir fon var ve hani bunun içerisinde devlet katkısı da var bir 9 milyar ama bu bir defa önemlidir. Yani bunu bir ortaya koymamız lazım. Ama bu yeterli mi? Yeterli değil. Otomatik katılım bundan çıktı. Belki az önceki sorunuzu bununla devam ettirebilirim. Dünyada işte uluslararası fon dediniz.
Türkiye'ye gelen uluslararası fonlara da baktığımızda, dünyada gezilen yatırım imkanları arayan fonlara da baktığımızda bunun önemli bir arzını emeklilik fonlarının oluşturduğunu görüyoruz. Ülkelerin, büyük şirketlerin oluşturduğu işte mesleki emeklilik fonları olabiliyor, bu tip fonlar olabiliyor. Bunlar öyle bir noktaya geliyor ki sadece kendi ülkesinde değil dışarıda da yatırım fırsatlarını aramaya başlıyorlar. Bizim de aslında ülke olarak hedefimiz biz de fonlarımızı böyle büyütmek. Özellikle mesleki fonlarımızı böyle büyütmek ve sadece Türkiye'de yatırım imkanlarını değil dışarıda da bir sürü yatırım imkanı var. Belki önce bölgesel başlayıp sonra uluslararası oyuncu olmak istiyoruz. Niye bizim ülkemizden uluslararası yatırımcı çıkmasın? Bugün Türkiye'de artık kendi kendine yetebilen, işte eşdeğer yerli ve milli anlamda kendi kendine üretme kabiliyeti bulunan ve bugün bunları transfer etmeye başlayan, ihracat etmeye başlayan bir ülke konumunda. Özellikle asgari alanda, sınai alanı böyle bir hamle yapıyor. Finans alanında da bunu yapabiliriz. Bizim çok avantajlarımız var. Bugün Balkanlar, Türkiye Cumhuriyetleri, yakında Orta Doğu bunlarla tarihsel, geleneksel ilişkilerimiz var. Bunu kaydırabilmek için işte fonu büyütüp o fırsatları şey yapmamız lazım. Fonu büyütmenin yolu da bu emeklilik fonlarından geçiyor. Yani niye böyle diyorum? Çünkü dünyaya baktığımızda bunu görüyoruz. Bizim şu anda Türkiye'de bireysel emeklilik fonlarının gayri safi milli hasılaya payı %2,5. Bunu diğer fonlarla eklediğinizde %4'e geliyor. Özel fonlarla işte diğer yatırım fonlarıyla. Bunun OECD ortalaması %122. Bugün Hollanda'da, İskandinav ülkelerinde, bazı ülkelerde kendi gayri safi milli hasılasını geçmiş oradaki fonun büyüklüğü. Düşünebiliyor musunuz? Yani bugün 3,5 trilyonsa bizim gayri safi milli hasıla, 3,5 trilyon sadece fon büyüklüğü oluşturmuş. Bunu sadece 3. basamaktaki bireysel emeklilikle oluşturamazsınız Gözde Hanım. Bunun yolu 2. basamaktan geçer. Nedir o? İşte otomatik katılım dediğimiz, çalışma hayatına girdiğinizde 1. basamakta SGK kesintisi olacak, o başka bir şey. Ama 2. basamakta işveren biraz verecek, çalışan biraz verecek, oradan fon birikecek. Yoksa 3. basamakta sadece insanların her ay cüzi imkanlarla küçük küçük fonlar ayırmasıyla en fazla buraya gelebiliyorsunuz. Yani en fazla geldiğimiz rakam işte 2003'ten bu yana kaç yıl geçmiş? 16 yılda 100 milyara gelmişiz ki başarı hikayesi olduğunu söyledik. Ama şimdi bu 100 milyar ve 7 milyon kişi birikmiş. Bunun artık bir doğal sınırı var. Yani buradan daha ileriye çok artık hızlı bir şekilde ilerleyemiyorsunuz. Bunu ilerletmenin, büyütmenin yolu, uluslararası düzeyde sizin bahsettiğiniz rakamlara gelmenin yolu 2. basamaktan geçiyor. O da işte otomatik katılım dediğimiz ya da yeni ekonomik programında Sayın Bakan'ın açıkladığı ya da işte en son 11. kalkınma planında yine hükümetimizin işaret ettiği tamamlayıcı emeklilik dediğimiz kavram. Bunu da açarız daha sonra. Yani ne anlama geldiğini ve neye ihtiyaç isterseniz şimdi anlatabilirim. Şuradan devam edelim mi? Yani sektörün fon yaratma işlevi hakkında biraz bahsedebilir misiniz? Bunun önemi nedir? Şimdi iki rakam paylaşacağım. Bizim bir defa vatandaş nezdindeki riskini az önce anlatmıştık, yaşlılık olgusunu. Ama bir başka olgu da şu, hükümetler açısından da yaşlanma sadece kişileri de tehdit etmiyor, sosyal güvenlik sistemlerini de tehdit ediyor. Bir nüfus piramidi diye bir şey var. Nüfus piramidi 2050'ye geldiğimizde şu anda böyle biraz üçgen şeklinde ama 2050'ye geldiğimizde silindir gibi. Ne demek? 65 yaş üzeri yaşayacak insanların kütlesi artıyor. Şu anda ortalama yaş İşte görülen 78'lerde. Bizim şu anda 65 yaş üzeri yaşlı nüfus diye tabir ettiğimiz ki artık 65 yaşta yaşlı nüfus anlamında tartışılan bir kavram. %7 iken 2050'ye geldiğimizde toplam nüfusun %15'ine ulaşacak. Yani 65 yaş üzeri vatandaşımızın sayısı şu anda toplam nüfusun %7'si iken 2050'ye geldiğimizde bunun sayısı %15'e gelecek. Bu şu demek, daha fazla yaşlının emeklilik maaşını çalışanlar olarak gençler ödeyecek. Bu bir. İkincisi, o yaşlılığın bakım, sağlık giderleri SGK üzerinde daha fazla baskı oluşturacak. Türkiye'deki sağlık hizmetlerinin devletin ne kadar karşıladığını malumunuz. Üçüncüsü, o kadar insana devletimiz daha fazla emeklilik maaşı daha uzun süre vermeye başlayacak. Dolayısıyla sosyal güvenlik sistemi üzerinde de bu bir baskı. Bir de fona ihtiyacımız var, az önce söyledik, bu yatırımların finansmanı. Bu noktada size bir rakam söyleyeyim. O yüzden Türkiye'de Türk finansal sistemi sadece bankacılığa bağlı olarak ilerleyemez. Sadece mevduatla gidemeyiz. Bunu sadece mevduatla karşılayamayız. Mutlaka bizim sigorta ve emeklilik sektörünü büyütmemiz lazım. Bu olmazsa olmaz. Bu büyüdüğü zaman sermaye piyasası da gelişir. Zaman zaman sermaye piyasasının geliştirilmesinden bahsediyoruz. Sermaye piyasasına fon sağlayacak yegane kurum sigorta ve emeklilik sektörüdür. Neden? Çünkü biz topladığımız fonları, biz biliyorsunuz Gözde Hanım, işte sigorta sektörü teminat veriyor. Kaskoda, trafikte, yangın sigortasında, emeklilik sistemi zaten tasarruf sağlıyor. Biz bu topladığımız primleri hemen tazminat olarak ödemiyoruz, hemen hasar olarak ödemiyoruz. Biz bunları alıyoruz, yatırıma dönüştürüyoruz. Ve bu
minimum 6 ay, 1 yıl. Emeklilik sisteminde zaten daha uzun bir süre. Dolayısıyla uzun vadeli bir aslında tasarruf imkanı oluyor. Yatırıma dönen bir kaynak oluyor. Normalde bankacılık sisteminde mevduatın biliyorsunuz vadesi 55 gün filandır. Yani maksimum 2 aydır. Bizde öyle değil. Biz 5-6 ay ya da 1 yıl bunları yatırıma kanalize ediyoruz. Hisse senedine yatırıyoruz, özel sektör tahvillerine yatırıyoruz. Kamunun finansmanına devlet tahvili, hazine bonosuna yatırıyoruz, mevduata yatırıyoruz, dövize yatırıyoruz, altına yatırıyoruz vesaire. Katılım fonlarına, sukuğa yatırıyoruz. Dolayısıyla bu ülke için ciddi bir finansman arzı sağlıyor. Ama işte buradaki sıkıntımız şu, burada bir oran paylaşmak istiyorum. Bugün Avrupa Birliği'nin banka dışı finansal sistem ya da daha doğrusu sigorta emeklilik sektörünün Avrupa Birliği'nin toplam bankacılık bilançosundaki payı %60. Yani Avrupa Birliği'ndeki banka sisteminin %60'ına tekabül ediyor Avrupa Birliği'nde sigorta emeklilik büyüklüğü. Bizde %5. Yani bizim şu anda 180 milyar aktif büyüklüğümüz var sigorta emeklilik sektörü olarak. İşte bankacılık sisteminde bankacılık Türkiye GDP'sinin hemen hemen başa baş 3,5 trilyon diyelim. %5 yani 180 milyar bizim bilanço büyüklüğümüz var sektör olarak. Dolayısıyla bu makas çok açık. Bu makası biz büyütmek istiyoruz. Evet Avrupa Birliği'nde bu %60 ama biz bunu %60 yapmayalım. Bankacılık sisteminin ya da gayri safi milli hasılanın sadece %25'ini eşitleyelim diyoruz ülke olarak sigorta emekliliği. Bu şu demektir Gözde Hanım. Bizim şu anda piyasaya arz ettiğimiz 150 milyar nakit para var sigorta emeklilik olarak. O fonların dağılımını da söyleyebilirim. 150 milyarı biz yatırım enstrümanlarına kanalize etmişiz orta ve uzun vadeli. Bu 150 milyarı 5 kat büyütsek 750 milyar yapar. 750 milyar bugün yani ilave 600 milyar bugün hangi derdimize derman olmaz. Yani bugün sendikasyon kredilerini de buradan karşılamış oluruz. Reel sektörün dövizle borçlanma ihtiyacı yerine Türkiye'den bunu karşılamış oluruz. Bu fonlar daha da büyüdüğünde belki sadece Türkiye'de değil ben şimdi tersini söyleyeceğim. Belki biz uluslararası alanda çeşitli yatırımları kollamaya başlarız. Yani Balkanlarda, Türkiye Cumhuriyetlerde, uluslararası şirketlerde biz de büyük oyuncu olmayı sağlarız. Dolayısıyla emeklilik şirketini mutlaka büyütmemiz gerektiğini düşünüyorum. Peki. Emeklilik sektörünün. Peki. Finansal planlama konusundan da biraz bahsetmek istiyorum aslında Zeynep Hanım. Bu biraz daha sizinle alakalı bir konu daha çok. Finansal planlama nedir diye soracağım önce. Ve bireysel emeklilik sistemine olumlu bir katkısı olur mu? Finansal planlama diye yurt dışında bir iş kolu var. Şu anda bizde tanımlanmış böyle bir iş kolu yok. Yani finansal planlama nedir? Bir kişinin gelirlerini ve giderlerini karşılaştırıp buradan ne kadar birikim yapabileceğine, harcamalarını ne zaman yapmasının finansal olarak daha doğru olduğuna yardımcı olacak sigortaları, hangi sigortaları hangi ölçeklerde yapacağı konusunda da yardımcı olacak bir kurum finansal danışmanlık. Henüz bizde yok. Fakat çalışmalar var. Bunun şöyle bir katkısı olacak bireysel emeklilik sisteminde. Eğer biz insanlara finansal danışmanlık hizmeti verebiliyor olsak bireysel emeklilik katılımcılarına, belki bunu 10 bin lira birikimi olan bir insana bir finansal danışman atayarak veremeyebiliriz. Burada dijital danışmanlar devreye giriyor. Robo advisor dediklerimiz devreye giriyor. Fakat daha üst düzeyde olanlara danışmanlık hizmeti verebildiğimizde o kişilerin çocuklarının eğitimlerinden ne zaman ev almalarına, ne zaman araba almalarına, ne zaman tatile, hangi tatillerin onların bütçeler için uygun olduğuna kadar danışmanlık verebilecek bir sistemden söz ediyoruz finansal danışmanlıkla. Biz bunu eğer yüksek ölçekte şu anda gerçekleştiremiyoruz. Robo advisor olarak bile uygulama henüz başladı bizim sistemimizde. Veren kurumlar var. Eğer katılımcılara böyle bir hizmet verebilir isek o kişinin risk algısı nedir? Katılımcının bireysel emeklilik sistemine girdi. Girerken bir fon kararı verdi. Bu kişinin o dönemdeki risk algısıyla atıyorum bir sene sonraki, beş sene sonraki risk algısı değişebilir. Bizim o kişiyi her dönemde yeniden elden geçirip ona yeni yatırım danışmanlıkları vermemiz lazım. Yaşla birlikte insanların risk algısı artıyor. Daha az risk almak istiyor insanlar. Dolayısıyla da finansal danışmanlık gibi bir kurum geliştiğinde insanların risk algısına göre fon önerisinde bulunabileceğiz. O zaman sistemimiz de daha verimli hale gelecek.
Şu anda mesela en çok şikayet edilen konulardan birisi getiri sağlamıyor sistem. Niye getiri sağlamıyor? Çünkü insanlar risk almak istemediği için genelde sabit getirili ve likit varlıklara yatırım yapıyorlar. Onları tercih ediyorlar. Bu sefer getiriler enflasyon karşısında düşük olabiliyor ya da enflasyona karşı getiri sağlamıyor olabiliyor. Halbuki risk alabilecek, örneğin genç olan insanlara, risk alabilme kapasitesi olan insanlara biz şunu önerebilmeliyiz. Sen portföyünde hisse senedi fonu daha çok almalısın. Ama yaşın ilerledikçe daha düşük risk getiri sağlayan fonlara geçebilirsin. Fakat şu anda bizim gençlere bile bunu önerebilecek bir kurumumuz yok. Bireysel emeklilik şirketlerinin temsilcileri, müşteri temsilcileri şu anda bildiğim kadarıyla yanılıyorsam lütfen beni düzeltin. Fon önerisinde bulunamıyorlar. Ama katılımcıya kim öneride bulunacak? Katılımcı mesela 5 kişi çalışan iş yerleri çalışanların sistemine dahil etti. OKS'ye dahil etti. Ve işveren seçiyor çoğu zaman hangi fonu alması gerektiğini. Şimdi işverenin tercih ettiği fonla 10 sene, 20 sene devam ettiğini düşünürsek korkunç bir hayal kırıklığı. Ama bunu değiştirebilecek ya da yenisini önerebilecek bir kurumumuz yok. İşte burada finansal danışmanlık çok önemli. Bizim bu kurumu bir an önce sisteme alabilmemiz lazım. Portföy yönetim şirketlerine danışmanlık için yetki verilebilir konusunda bir düzenleme yapıldı. Ama maalesef bizim portföy yönetim şirketlerimiz de henüz böyle bir danışmanlık üretebilecek personel yapısına ve altyapıya sahip değiller. Bizim acilen sistemi geliştirmek istiyorsak, Akif Bey'in bahsettiği gibi büyütmek istiyorsak, gerçekten yurt içi hasıla içerisindeki oranını artırmak istiyorsak, finansal danışmanlığı sisteme almamız lazım. Yani atıyorum bir tekstil işçisine bizim senin riskin budur. Kadın olarak riskin budur, erkek olarak riskin budur, şu yaştayken riskin budur, evliyken riskin budur, bekarken riskin budur, dul isen riskin budur. Ya da onun kendi risk algısına göre bir anketle, sorularla onu anlayıp ona doğru bir fon yönetimini önermemiz lazım. Şu anda yapamadığımız ve sistemde tıkanmayı sağlayan, sistemde gelişmeyi sağlayan en büyük problemimiz bana göre şu anda bu. Fonlarımız katılımcıların kendi tercih ettiği ilk haliyle kalıyor. Sisteme katılan katılımcıların %95'i Gözde Hanım fonlarını değiştirmiyor. İlk defa sisteme hangi fonla girmişse sistem 17 yıldır uygulanıyor. Düşünebiliyor musunuz? 17 yıldır aynı fondasınız. Borsa bu arada arttı, %300 getiriler sağladı, 500 getiriler sağladı, ne bileyim döviz arttı, altın arttı ya da zarar ettirdikleri dönem oldu, faizlerin düştüğü çıktığı dönemler oldu ama siz bunların hiçbirine uyum sağlayamıyorsunuz. Seçtiğiniz aynı fonlarda devam ediyorsunuz. Bunu değiştirmemiz lazım bizim. Evet, teşvikler konusunu konuşmak istiyorum biraz. Türkiye'de teşvikler ne durumda? İlknur Hanım sizle konuşalım. Neler yapılması lazım bu hususun geliştirilebilmesi için? Aslında devletin bir süredir uyguladığı %25 katkı sağlama teşviği çok çok önemli bir adımdı. Çünkü şu anda bile faizler %22'lerde, 23'lerdeyken devlet uzunca bir süredir %25 yani katılımcı 100 lira yatırıyorsa 25 lirada devlet katkı sağlayarak ciddi anlamda bir teşvik söz konusuydu. Ama orada da çok fazla biz bunu anlatamadık. Yani devletin o teşviğinin ne şekilde hesaplandığı, nasıl katkı sağladığı çok fazla anlatamadığımız için bütün bu teşvik süreci birazcık geri planda durdu. Zeynep Hanım'ın sözlerine müsaade ederseniz bir iki ilave yapmak istiyorum. Kendisi de çok güzel ifade etti Zeynep Hanım ama finansal planlama konusunu dernek olarak 2014 yılında Türkiye'de Finansal Planlama Derneği'ni kurduk. Kurduğumuz sermaye piyasaları ve finans sektöründe gönüllü arkadaşlarla birlikte kurduk. Bunu da neden yaptık? Uluslararası piyasalarla Türkiye'yi karşılaştırdığımızda ciddi anlamda Türkiye'de finansal planlamanın yapılmadığını gördüğümüz için. Uluslararası anlamda
böyle bir sertifikasyon var, bir uzmanlık var, finansal planlama uzmanlığı diye. Bu insanlar ne hizmeti veriyor? Bir kişinin finansal varlıkları, hedefleri ve ihtiyaçlarını değerlendirerek kişilerin doğru bir şekilde gelir ve giderlerini düzenlemeye yarıyorlar. Yol haritası çıkartıyorlar. Bizde nasıl oluyor? Gidiyor yatırım yapmak istiyorsa bir bankaya gidiyor. Orada mevduatını yapıyor. Sigortaya ihtiyacı varsa sigorta şirketine gidiyor. Bir hisse senedi almak istiyorsa aracı kuruma gidiyor. Bireysel emeklilik yapmak istiyorsa emeklilik şirketine gidiyor. Farklı farklı kurumlarla muhatap olup her birine bir takım ödemeler yapması gerekiyor. Vergi ödemeleri yapması gerekiyor. Bütün bunları yaparken çok da doğru planlama yapamıyor kişiler kendileri için. Bu yüzden de bizim kredi kartı borçlularımız çok yüksek. Finansal planlama anlamında bilgi eksiğimiz söz konusu olduğu için. Biz bu uzmanlığı Türkiye'de sağlayabilirsek insanlar örneğin ev almak istiyorsa 10 sene boyunca ne kadar para biriktirmesi gerektiğini bilecek. Bir yandan SGK ödemesini yaparken bir yandan da bireysel emeklilik için ne kadar para ödemesi gerektiğini bildiği zaman çok daha güvenli hareket ediyor olacak. Türkiye'de maalesef ki yatırımların süresi çok çok kısa. Baktığımızda hisse senedi elinde tutma süresi mevduat yaptığında bile ortalamaya baktığımızda 30 ile 60 gün arasında vadelerle insanların mevduata yatırım yaptığını görüyoruz. Dolayısıyla uzun vadeli insanlar çok fazla karar alamıyorlar. Bireysel emeklilikte de insanların 10 sene boyunca ödeme yapacak olması insanlar için bir nevi caydırıcı bir unsur oluyor. Daha kısa vadeli yatırım yapmak istiyorlar. Dolayısıyla biz bu finansal planlamayı daha etkin kullanabilirsek, Türkiye'de böyle bir kavram oluşturabilirsek, bireysel emeklilik sisteminde de katılımcıların sistemde kalma süreleri uzayacaktır. Daha önlerini görebileceklerdir. Dolayısıyla devlet teşviği gibi veya vergi avantajları gibi teşvikler de çok daha anlamlı olacaklardır. Yatırımcı daha güvenli hareket edecektir. Bu anlamda bizim Zeynep Hanım'ın söylediği gibi yatırım danışmanlığı ve finansal planlamayı çok daha ön planda tutuyor. Yatırımcıları çok daha fazla müşteri odaklı hale getiriyor olmamız lazım. Peki, şimdi 11. kalkınma planından bahsediyoruz. BES'in 11. kalkınma planındaki yerinden bahsediyoruz. Belli başlı atıflar yapıldı dedik. Yeni ekonomi programında da bahsediliyordu. Akif Bey, size sormak istiyorum öncelikle. BES neden 11. kalkınma planının içerisine girdi? Bununla başlayalım. Gözde Hanım, bu konu yani önemli bir konu. Eğer başka bir açıklama şansım olmayacaksa ben de bu konuyla alakalı olarak yorum yapmak istiyorum. Yani finansal tabii ekleme danışmanlık ya da yatırım danışmanlığı konusu. Çünkü zamanınız da var diye düşünüyorum. Çünkü bir iki buçuk dakikamız var. 11. kalkınma planının ikinci yarıdan sonra başlatırız. O şekilde devam ederiz. Sizin yorumlarınızı alayım. Çünkü yatırım danışmanlığı konusu şöyle önemli. Bugün bireysel emeklilik sisteminin nasıl büyütüleceğini, sisteme girenleri konuştuk ama sistemdekilerin memnuniyetinin en önemli kriterlerden bir tanesi fon getirileri. Fon getirileri günün sonunda bu kişilerin memnun olup olmaması biraz etkiliyor. O yüzden çok önemli bir konu olduğu için ben de müsaade ederseniz biraz yorumlamak istiyorum. Şimdi finansal planlamayla tabii ki yatırım danışmanlığı farklı şeyler. Finansal planlamayı az önce izah ettiler gayet güzel şekilde. Yatırım danışmanlığı tabii bunun bir alt unsuru olarak belki açabiliriz. Şimdi bizim bireysel emeklilik sistemine giden katılımcılarımız maalesef ilk Nur'un da Zeynep Hanım da bahsetti. Sistemde çok az kalıyorlar. Bizim bireysel emeklilik sistemin özü uzun süreli kalmaya dayanıyor. Uzun vadeli bir yatırım aracı aslında bireysel emeklilik. Bunu bir yatırım müşterisi gibi, spekülatif bir yatırımcı gibi konumlandırdığınız zaman farklı bir noktaya gideriz. Şimdi az önce yatırım getirilerini konuştuk. Ne kadar getirdiğinden bahsettik. Ya da işte %95'inin yatırım tercihini değiştirmediğinden bahsettik. Ya da ilk duralım işte hissede, dövizdeki, volatildeki değişkenliğin, geçişkenliğin yeterli olmadığından bahsetti. Ama ben de şunu söylüyorum. Bizim emeklilik sisteme giren katılımcılar hangi enstrümanı seçerse seçsin. 10 yıl
ya da işte sisteme girdiğinden itibaren orada kalırlarsa hiçbir enstrümandan zarar etmezler. Bir defa faizden zarar etme diye bir durum zaten söz konusu değil. Hisse senedinden zarar edilmez, dövizden zarar edilmez. Zarar ne zaman oluyor? Siz yatırım enstrümanlarına girdiğinizde ve yatırım enstrümanlarının o günkü getirisi piyasada pozisyonunuzu değiştirmemeniz gereken bir noktadayken, mesela hisse senedi düşmüşken, hisseyi elden çıkartırsanız hisse senedini zarar edersiniz. Döviz düşmüşken dövizi satarsanız zarar edersiniz. Vatandaşın cebinde hisse senedi varken, döviz varken böyle davranmıyor. Ama bireysel emekliye giren katılımcı, bireysel emeklilikteki enstrümanın, işte az önce Zeynep Hanım söyledi, fonlardan korkuyoruz, farklı bir şey gibi düşünüyor. Yani bireysel emeklilik başka bir sistemmiş gibi düşünüyor. Aslında bireysel emeklilik o enstrümanlardan oluşuyor. Altın, döviz, hisse senedi, faiz, katılım, sukuk gibi. Dolayısıyla en temel sorun sistemden erken çıkmak. Biz de 5 yıla gelince, hatta 3,5 yılda çıkılıyor ama 5. yıla gelince tamamen sistemden. Para biraz büyüdüğü zaman sistemden çıkılıyor. O zaman da o enstrüman belki düşük seviyede satmaması gereken bir dönemde satmış oluyor. O yüzden tabii ki enstrümanlar arası değişiklik yapmak önemli, proaktif olmak önemli ama en önemli şey uzun vadede sistemden kalmak. Peki. Kısa bir ara vereceğiz. Reklamlardan sonra buradayız. Devam ediyoruz. Ekonomisi programıyla karşınızdayız. Bugün çok kıymetli bir konuğum var. Futbol konuşalım. Spor artık sadece spor değil. Başlı başına bir ekonomi. Peş peşe gelen iki şampiyonluğu oyuncu alıp satıyor. Çok zor durumda. Bütçesi 42 milyon euro. Para dönüşü çok yok. Spor dünyasındaki finansal büyümenin masaya yatırıldığı spor ekonomisi yarın 15'te A Para'da. Radyo Türkiye'nin her yerinde sizinle. Sporun keyif, heyecan ve coşkusu gün boyu Aspor Radyo'da. Gerçek bir spor severseniz Aspor Radyo size yeter. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in meali, Türkiye'nin en iyi, en seçkin sesleriyle sadece Vav Radyo'da. Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu güvenli şehre, Mekke'ye andolsun ki... Yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Rabbin seni terk etmedi, sana darılmadı da. Biz onu, Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Ölümüm de alemlerin Rabbi Allah içindir. Ancak Allah bütün alemlere karşı lütuf sahibidir. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Most fundamental secrets of the universe. İki bilim insanı bir keşfin kıyısında. Imagine a machine with a full range of human emotion. İnsan beyninin yeteneklerini aşabilecek bir dünya hayali ve bunu bozmaya çalışan teknoloji karşıtı bir örgüt. Professor? I call it transcendence. Başrollerinde Johnny Depp, Rebecca Hall ve Morgan Freeman'ın oynadığı aksiyon dolu bir bilim kurgu. Where are you going? Transcendence, pazar 20'de A Para'da.
Ekonomi masasına kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. İkinci saatimizin başındayız. Akif Bey, en son kapatırken birinci saati eklemek istediğiniz bir nokta vardı. Dilerseniz oradan başlayalım. Gülzah Hanım, bu konu çok önemli. Müsaade ederseniz bu konuyu biraz açalım. Çünkü hakikaten ben hani işin mutfağındayım. Sonuçta emeklilik sektöründe genel sekreterlik yapıyorum. Görevim gereği de çok fazla sahadayım. Çok dolaşıyoruz. Sanayi ve ticaret odalarıyla, acentelerle, meslek örgütleriyle bir araya geliyoruz. Çok da fazla katılımcıyla bize hem şikayetler de geliyor hem de temas kuruyoruz. Gerçekten bu program vesilesiyle işin fon tarafını Zeynep Hanım da zaman zaman kendi görevi gereği zaman zaman röportajlar, mülakatlar yapıyoruz. Bunu konuşuyoruz. İlk durum da finansal piyasada içinden gelen birisi. Hakikaten bu tarafı meselenin çok doğru anlaşılmış değil katılımcımız tarafından. Yani bireysel emeklilik sisteminin fon getirileri bazen üst düzeyde de tartışılıyor ve yeterince tarif edilmiyor. Ben tekrar söylüyorum, bir defa bireysel emeklilik sektörüne gelen katılımcılarımız bugünden yarına paralarına takıt attırmak amaçlı gelmiyorlar, zaten gelmesinler. Burası oranın yeri değil. Burası zaman zaman bazen portföy yöneticilerimiz de bu yanlışa düşüyor. Burası bireysel emeklilik yatırımcısı. Spekülatif yatırımcının burada yeri yok. Ben bugün buna gireyim, dövize bakayım, yarın döviz arttı, ertesi gün hisseye geçeyim. Burası buranın yeri değil. Burası şuranın yeri. Ben tasarruf yapmak istiyorum ama toplu param yok, mevduata gidemiyorum. Toplu param yok, gayrimenkul alamıyorum. Bizim çok güzel bir atasözümüz var. Damlaya damlaya göl olur. Özellikle şimdi birazdan konuşacağız. Yeni ekonomik planda ikinci basamağı konuşuyoruz. Çok az, karınca kararınca maaşınızdan hayatınızı, yaşam standartınızı etkilemeyecek bir parayı ayıracaksınız. Ve bu parayı çok iyi regüle edilmiş, çok şeffaf, düzenlenen, denetlenen ve profesyonel yöneticilerden oluşan emeklilik şirketlerine yönlendireceksiniz. Emeklilik şirketleri profesyonel portföy yöneticileriyle çalışıyor. Onlar da sizin, aslında Zeynep Hanım çok güzel az önce ifade etti, risk iştahınıza ve yaşam döngünüze göre enstrümanlara yönlendirecekler. Siz de evet tamam karar vereceksiniz ve ondan sonra da çok olağanüstü bir şey olmadığı sürece de paranızı izleyerek küçük dokunuşlarla takip edeceksiniz. Bu sistemin yeri burası. Neyi kastediyorum? Şunu kastediyorum. Siz 25 yaşında sisteme girdiniz. Emeklilik yaşınız 55, ileride 65. Önünüzde 30 yıllık bir çalışma hayatı ve tasarruf yapma imkanı var. Bugün hisse senedine girmekten korkmayın. Hisse senedi tüm dünyada o orta ve uzun vade sürekli kazandıran bir yatırım aracı. Ama hisse senedi volatil bir araç. 3 gün sonra düşebilir, 1 yıl sonra düşebilir. Zaman zaman çeşitli düşmeler yaşayabilir. Ama trende baktığınızda 10 yılda 15 yılda hep kazanırsınız. 25 yaşında girdiğiniz hisse senedinde karartarak girin. Ama artık 50 yaşına geldiniz, 55 yaşına emekliliğinize yaklaştığınız hisse senedine girmeyin. O yaşlara geldiğinizde hazine bonusu, devlet tahvili, kira getirisi gibi, sukuk gibi enstrümanlara girin. Çünkü artık emeklilik yaşınız geldi, parayı almak durumundasınız, risk alamazsınız. Artık risk iştahınızın, işte az önce bahsettiği dengeli muhafazakar atak dediğimiz, muhafazakar döneme girme zamanınız. 25 yaşında döviz alabilirsiniz. Ya da portföyünüzü çeşitlendirebilirsiniz. Biraz döviz, biraz hisse, biraz hazine bonusu. Ha efendim, ben bunlardan anlamıyorum. Zaten katılımcı olarak biz de zaten sektör olarak diyoruz ki bu sizin işiniz değil. Siz finansı bilmek zorunda değilsiniz. Finansal danışmanlığı konuştuk, yatırım danışmanlığı konuştuk. Vatandaştan bunu bilmesini beklememeliyiz zaten. O zaman herkes yatırımcı olur çıkar. Ha ama vatandaşa biz bilgi veriyoruz sektör olarak, emeklilik sektörü olarak. Diyoruz ki bakın enstrümanlar bunlar, fonlarımız bunlar. Risk iştahınız nasıl? Bir test yapıyoruz girerken. Orada basit bazı sorularla onun risk iştahını anlamaya çalışıyoruz. Tavsiyelerde bulunuyoruz ama onun adına karar veremiyoruz. Hukuki sorunlar var. Onun adına karar verdiğiniz zaman onun 3 gün sonra sonuçlarına biz katlanırız sektör olarak. O yüzden tabii ki günün sonunda vatandaşın parası ona sormak zorundayız. Katılımcıya sormak zorundayız. Ve risk iştahını ölçerek ona soruyoruz. Nasıl birisin? Nasıl bir beklentin var? Kısa vadede ne gibi hedeflerin var? Bu sistemde kalmak konusunda beklentileri nedir? Bunları ölçerekten bir tavsiyede bulunuyoruz. Yine Zeynep Hanım'ın işaret ettiği gibi %95'i bu tavsiyeden sonra hiçbir şekilde dönüp şeylerine bakmıyor. Ben tabii burada biraz şöyle, biz emeklilik şirketleri olarak bildirim yapıyoruz. Yani orada bize de biraz hak verin. Yani biz kesinlikle katılımcıya dokunuyoruz, bildirimler yapıyoruz ama bugün fon getirileri hakkında bilgilendirme yapmak için, telefonla aramak için ya da bilgilendirme yapmak için e-maillerin olması lazım. Herkesin bu imkanı olmayabiliyor. Herkesin e-posta imkanı olmayabiliyor. Ya da herkes akıllı telefon kullanmayabiliyor. Herkesin düzeyi aynı değil. Bir şirket düşünün ki 1 milyon müşterisi var. Bugün böyle şirketlerimiz var.
Sistemde 12 milyon insan var. 12 milyon insana teker teker telefonla arayamayız. Dolayısıyla segment ediyoruz. Çoğunlukla e-maillerle, duyurularla bilgilendirme yapıyoruz. Müşteri danışmanları eskiden daha çoktu. Pazarlamacılarımız eskiden daha çoktu ama otomatik katılımla beraber tüm gelirlerimizi regülasyon kesti. Bugün emeklilik şirketleri bu işi çok çok cüzi gelirler yapmak zorunda kalıyor. Bunu yani hem bir yandan operasyonel maliyetleriniz var, personel, kira vesaire, işletme giderleriniz var. Bir yandan bu personel, yani bu katılımcılar için bir marketing yapmak zorundasınız. Bir yandan bilgilendirme yapmak durumundasınız. Bir yandan tüm bu operasyonu yürütmek zorundasınız. Mesela şöyle söyleyelim. 15 milyon insan, katılımcı, çalışanımız otomatik katılım başladığında sistem otomatik olarak girdi. Bunun 10 milyonu tekrar çıktı. Girdiği gün çıktı. Evet. Ve 10 milyon kişinin, yani 15 milyonun kişinin ama bu 10 milyonun bize hiçbir faydası yok gelir anlamda emeklilik şirketlerine. Tüm bu operasyonunu biz yönettik emeklilik sektörü olarak. Bunlar hiç konuşulmuyor. Evet. Yani ve bunu bila bedel yaptık ve bunlarla ilgili takas banka ücretleri ödedik. Evet. Girdi çıktı diye takas banka ücretleri ödedik. Dolayısıyla emeklilik şirketlerimiz şu anda zararına, gerçekten zararına, yani 2003 yılından bugüne baktığımızda daha başa başa yakalayamamış vaziyetteyiz. Gerçekten zararına bu operasyonu sırf bir kamu hizmeti bilinciyle yapıyor. Neden? Çünkü bu sektöre girmiş ve bu ülkenin geleceğine inanıyoruz ülke olarak. Günün birinde para kazanacağımızı da inanıyoruz. O gün bugün değil belki ama diğer faaliyetlerimizden kazandıklarımızı bugün karşılıyoruz. Önemli değil ama önemli olan bir sistemi başarıyla uygulamak. Dolayısıyla şuraya geleceğim. Finansal, yani daha doğrusu yatırım danışmanlığı işi öyle kolay bir iş değil. Evet. Yatırım danışmanlığının maliyetini karşılamak öyle kolay değil. Bu gelirlerle biz emeklilik sektörü olarak bunu yapamayız. Belki burada Akif Bey, yatırım danışmanlığı ya da finansal planlama meselesi ayrı bir kurum olarak örgütlenmesi gereken bir şey. Yani bireysel emeklilik şirketlerinin finanse etmesi gereken bir kurum değil belki. Portföy yönetim şirketlerinin nezdinde ya da borsada işlem yapan aracı kurumlar nezdinde örgütlenmesi gereken bir kurum belki. Ve bireysel emeklilik katılımcılarına hizmet vermek üzere örgütlenmesi lazım. O zaman belki sorunu maliyet tarafını da aşmak mümkün olabilir. Zeynep Hanım'a katılıyorum. Şöyle ki, bağımsız olduğu takdirde şimdi mevcutta emeklilik şirketleri kendi emeklilik fonlarını müşteriye sunuyorlar. Oysa ki bağımsız olduğu durumda müşteriye sunarken de şu fonun, şu emeklilik şirketine şu fonunun getirisi şu X portföy yönetim şirketinin emeklilik fonunun getirisi şu diye farklı alternatifler getirip müşterinin karşılaştırma yapmasını, daha sağlıklı karar vermesini sağlayabilir. O anlamda aslında bağımsız danışmanlık hizmeti müşteri açısından daha sağlıklı olabilir. Bu da emeklilik şirketinin üstündeki operasyonel yükten yükün üstüne bir de danışmanlık hizmeti yükünü yüklememiş olur. Herkes kendi işinde daha fazla hizmet kalitesini arttıracağını düşünüyorum. O anlamda Zeynep Hanım'a katılıyorum. Sizin tarafta da ciddi emeklilik şirketlerinin üstündeki yükün gayet farkındayız ki otomatik katılım da bir anda gerçekten de ciddi bir yük getirdi. Şimdi tekrar söylüyorum. Temel sorun katılımcıların sistemden erken çıkmaları. Maalesef şu sıkıntı var. Tasarruf eksiği olan bir toplumuz dedik. Tüketime de yatkınız. Maalesef gözlemlerimiz şu. 3,5 yıla gelince rakam birikiyor. 5 yıla gelince biraz daha birikiyor. Bu rakam ne zaman ki böyle bir işte artık bir araba alacak duruma geliyor. İlme kazanıyor. Ya da işte bir başka bir anlık ihtiyaç olabiliyor. Çoğu zaman finansal ihtiyaç olabiliyor. Dolayısıyla bu noktada katılımcı hemen parasını çekmek istiyor. Parasını çektiği ortamda da hangi enstrümana yatırım yapmışsa o enstrüman eğer iyi değilse diyor ben getiri kazanmamış ya da zarar etmişim. Özellikle faizde bunu anlatamıyoruz. Yani faizde gerçek bir zarar söz konusu olmuyor. Ama faizlerin yükseldiği bir dönemde eğer sabit faizli bir enstrümandaysa hazine bonosu, kamu şeyi gibi o bir realize ettiği için o anlamda bir zarar, bir kaydığı zarar gibi görünüyor. Onu realize ettiği zaman gerçekleşiyor. Onu hiç anlatamıyoruz. Dolayısıyla temel sorun insanların sistemden erken çıkması. Bir defa insanların bu sistemde
emekliliğe kadar kalmalarını sağlamamız lazım. Demin teşvik dediniz. Türkiye teşvik konusunda, ki bu konuda gerçekten hükümetimize çok büyük teşekkür etmek lazım, tasarrufa teşvik etmek için dünyada eşi benzeri olmayan bir katkı sağladı. %25 önemli bir devlet katkısıdır. Kaldı ki bir de o yatırımlar, daha doğrusu sizin tasarruflarınız yatırıma kanalize olduğunda enstrümanlarının faiz getirisinde de vergi teşviği var. Yani sıfır vergi var. Yani vergisiz para kazanıyorsunuz, yatırdığınız paradan da devlet size %25 veriyor. Dolayısıyla bu kadar muazzam bir teşvik olduğu bir ortamda, bir de şimdi otomatik katılımda bir de bonus verdi. Bu kadar teşviğin olduğu bir ortamda katılımcımıza bakıyorsunuz, 3. yılda çıkmış. Yani 3. yılda daha devlet katkısının sadece %15'ini hak ediyorsunuz. Oysa aslında 10 yıl bekleseniz, 10 yıl artı 56 yaş bekleseniz muazzam bir para kazanma şansınız var. O yüzden ne teşviğin tamamından faydalanabiliyoruz, ne enstrümanları seçtiğimiz enstrümanlarda sebat edip zamanında çıkabiliyoruz ve o anlamda zarar etmekten kaçabiliyoruz. Hal böyleyken bir memnuniyetsizlik oluşuyor. Dolayısıyla ben iki tavsiyem var. Bir tanesi, katılımcılarımız bu sisteme uzun vadeli bakmalı, sistemden hemen çıkmamalı. Çünkü gerçekten önemli bir fırsatı kaçırıyorlar. İkincisi de belki yatırım yaparken bu işi çok bilmiyorlar ama emeklilik şirketlerinin tavsiyelerini dinlemeliler. Arada takip edip getirilerini telefon açıp sorabilirler. Gelen raporlardan ya da gelen özetlerden bir çıkarım sağlayabilirler. Ya da ileride yatırım danışmanlığı gündeme geldiğinde yatırım danışmanları seçip yatırım danışmanlarıyla ilerleyebilirler. Bu daha profesyonel bir yöntem olabilir tabii ki. Yeni ekonomi programı ve 11. kalkınma planında da atıflar var dedik bireysel emeklilik sistemine yönelik. Oradan devam edelim isterseniz. Bireysel emeklilik sistemi 11. plana neden girdi diye sormuştuk. Sizle devam edelim. Hepinizin teker teker görüşlerini almak istiyorum. Evet, bir önceki oturumda aslında biraz bahsetmeye çalıştım. Artık emeklilik sistemlerinin büyütülmesi ülkeler için bir lüks değil, gereklilik, zorunluluk. Tüm dünya bunu başarmış, gelişmiş ülkeler bunu başarmış, gelişmekte olan ülkeler bunu reformlar gerçekleştirmiş. Ülkemizde, hükümetimizde bu reformu 2003 yılından beri gerçekleştirmeye çalışıyor. 2003 yılında bireysel emeklilik sisteminin getirilmesi de aslında bu reformun bir parçası, başlangıcı. Sonra 2013'te devlet katkısı %25, çalışan çalışmayan herkese verilmesi reformun ikinci bacağı. 2017 yılında otomatik katılıma geçilmesi de reformun üçüncü ayağı. Ama belki Zeynep Hanım işaret etti, belki bu iş ters olmalıydı. Belki önce otomatik katılımla başlamalıydık, sonra üçüncü basamağı getirmeliydik. Yani bu işin ihtiyari bireysel emeklilikten daha önceliklisi ikinci basamak dediğimiz ve asıl büyüteni tamamlayıcı emeklilik dediğimiz, işverenin kısmi katkıda bulunduğu, çalışanın kısmi katkıda bulunduğu sistem. Ancak böyle büyük rakamlara ulaşabiliriz. Yoksa işte geldiğimiz rakam 100 milyarı geçmez. Ama mesela şimdi yeni ekonomi programında Sayın Berat Albayrak'ın açıkladığı bir hedef vardı. Her yıl 100 milyarlık bir rakam diye bir şeyden bahsediyordu. Yani otomatik katılıma geçildiğinde böyle bir fizibilite yapılmış. Hakikaten şu anda işte 20 milyon çalışan var. İşte bunun 15 milyon özel sektör çalışanı desek, 15 milyon özel sektör çalışanı ikinci basamakta biraz işveren katkısı, biraz da kendisinden %3 kesildiğinde her yıl bu rakamlara ulaşmak işten bile değil. Evet, o zaman gerçekten 4-5 yıllara geldiğimizde işte o bahsettiğimiz gayri safi milli hasılanın %20'sine, %25'ine ulaşabiliriz. Yani 400 milyarları, 500 milyarları konuşabiliriz. O yüzden bu yönüyle yeni ekonomik ya da 11. kalkınma planında bunun girdiğini görüyoruz. Bir de işte kıdem tazminatı reformu konuşuluyor biliyorsunuz. Rakam vermek istiyorum, bir virgül koyacağım. 11. kalkınma planında 2023 yılına kadar BES katılımcı sayısının 11.6 milyondan 15.2 milyona, BES fon tutarının da 96.3 milyar liradan 296 milyar liraya çıkması hedefleniyormuş. Bahsettiğiniz rakamlar. Evet, aynen öyle. Bu otomatik katılım sistemi şu anda girdi ama bizim otomatik katılım sistemi ilk konuşmamın başlangıcında bahsettiğim ikinci basamaktaki tamamlayıcı emeklilik değil. Otomatik katılım sistemi belki kamuoyunda biraz da yanlış algılandı. Zorunlu katılım sistemi gibi algılandı. Sadece sisteme giriş zorunlu. Sistemde kalmak zorunlu değildi. Dolayısıyla 15 milyon kişi sisteme girdi. 10 milyon kişi sistemden çıktı. Sadece 5 milyon kişi var. Dolayısıyla herkes caydı. Cayma oranı bugün %65-70 bandında. Dolayısıyla bu, yani hükümetimiz önce bu işi zorunlu yapmak istemedi aslında. Yani aslında insanlar sisteme zorunlu olarak girsinler,
Neden zorunlu olarak girsinler? Çünkü teker teker sorduğunuzda bu bir operasyon maliyeti oluyor. Ya da insanlar sisteme girmek istiyorlar ama atalet duygusu var, işte üşeniyorlar falan. Bunu önlemek için otomatik olarak tüm çalışanlar sisteme girecek dedi. Ama zorunlu yapmadı. İsteyen çıksın dedi. Zorunlu fakat yapılması da tartışılan bir mevzuydu. Şimdi şu anda zorunluluk geliyor ama peki, o dönemde zorunluluk yapılmadı. Hali hazırda BES'e tabi olan, yani bireysel emeklilik sistemi üyesi olan kişiler bu zorunluluk geldikten sonra ne yapacaklar? Üçüncü basamaktakileri mi kastediyorsunuz? Yani ihtiyari olanlara. Yani evet, yani hali hazırda bireysel emeklilik hesabım var. Ya da otomatik katılımda. Otomatik katılımda. Evet, yani zorunlu hale geldiği vakit bu hesapların mahiyeti ne olacak? Şimdi şu anda sistemdeki tip hesap var. Bir tanesi üçüncü basamakta ihtiyari olarak duranlar. Bir tanesi otomatik olarak çalışanlarımız sisteme girdi ve caymayanlar. Otomatik olarak çalışıp da sisteme girenler şimdi bu zorunluluk geldiğinde artık orada zorunlu olarak devam edecekler. Yani mevcut durumları devam edecek. Cayanlar tekrar sisteme girmiş olacak ve zorunlu olarak girmiş olacak anladığımız. Ve onlar da artık çıkışı belki belli esaslara tabi ya da belli yaş geldiğinde çıkabilecek. Üçüncü basamaktaki ihtiyar sisteminin bununla hiç alakası yok. Onlar mevcut durumda zaten ödemeye devam ediyorlar. Ama yani bu otomatik katılımın zorunluluğa dönüşmesi ya da tamamlayıcıya dönüşmesini sebebini anlatmaya çalışıyorum. 165 ya da 170 cayman olduğu bir ortamda otomatik katılımın başarılı olduğunu söyleyemeyiz. Yani evet, 15 milyon kişi sisteme zorunlu olarak girdi 2017'nin başında. Bunların 10 milyonu çıktı. 5 milyon kaldı. Bu güzel bir şey ama 10 milyon çıktı. Neden çıktı? Bir defa sizler de işaret ettiniz. Bence o dönemi yeterince anlatamadık. Çünkü 6 ay kadar kısa bir sürede sistemin konuşulması, mevzuatın düzenlenmesi ve uygulaması 6 ay sürdü. Anlatamadık, kimseye anlatamadık. Yani biz bile mevzuata işte son 1-2 ay kala tam olarak vakıf olabildik emeklilik sektörü olarak. Bunu anlatmak kolay değil. 15 milyon insana bunu anlatmak kolay değil. Binlerce firmaya bunu anlatmak kolay değil. Sistemi çok hızlı devreye aldık. Dolayısıyla yeterince anlatabilseydik, bir de işte zorunluluk algısı zorunlu olacak. Çıkamazsak, şimdi çıkmazsak bir daha çıkamayız diye düşündü çalışanların çoğu ve hızlı bir şekilde çıktılar. Ama şimdi şunu memnuniyetle görüyoruz ki, en azından bu 5 milyon kişi sistemde devam ediyor. Çıkanlar da ya bu aslında faydalı bir şeymiş, bunu tekrar sorgulamaya hatta tekrar girmek istiyorlar. O yüzden auto-enrollment dediğimiz tekrar sisteme giriş söz konusu aslında. Ama eğer bu özellikle kıdemle entegre bir sistemde söz konusu olursa, yani işveren katkısı da devreye girerse çalışanlarımız için muazzam bir fırsat olacağını düşünüyorum. Yani bir yandan işverenden bir katkı, bir yandan çalışanın maaşından çok kısmi bir kesinti ve 20 yıl sonra, 30 yıl sonra müthiş bir emeklilik ikramiyesi. Hem ülke için büyük bir fon, hem kişi için önemli bir şey, iyi bir şey olacak diye öngörüyoruz. Evet, şimdi sistemdeki katılımcı sayılarından bahsediyoruz. Çok kısa sürede çıkışlar olduğundan aslında sistemin en büyük boşluklarından birinin de bu olduğunu söylüyoruz. Kalış süresi çok az, işte fon tutarının artırılması lazım vesaire gibi. 11. Kalkınma Planı'nın aslında atıfta bulunduğu noktalardan biri de bu. BES katılımcı sayısı sistemde kalış süresi ve fon tutarını artıracak şekilde geliştirilecek diyor. Bununla ilgili yorumlarınızı alalım önce. Nasıl, neler yapılabilir? Bu konuda atılacak adımlar nelerdi? Bana. Orada zaten 11. Kalkınma Planı'nda birkaç tane gelişmeye yer verilmiş. Bir tanesi kısmi çıkış hakkı veriliyor katılımcılara. Bir diğeri yaşla birlikte devlet katkılarının farklılaştırılması gibi bir uygulama söz konusu olacak. Ve kıdem tazminatlarının ve tamamlayıcı BES'in devreye alınması olacak. Yani bunlar hedef olarak şu anda hükümetimizin önünde. Nasıl yapılacağı konusunda biz ancak şu anda tahminde bulunabiliriz neler yapılabileceği konusunda. Ya sistemde kalış süresini uzatma, katılımcı sayısını uzatma, fon tutarını artırma gibi noktalarda biraz nicelik bakımından aslında sistemi besleyecek noktalarda ne gibi adımlar atılacak? Sistemin katılımcıların memnuniyetini sağlamamız lazım öncelikle. Şimdi katılımcılar sistemi tanımıyorlar. Yani sistemi tanıtmak için bir çaba harcamamız lazım. Çıkışların arkasında, yani hızlı bir şekilde sistemden çıkıyor katılımcılar. Bunun arkasında bir korku var. Ben sisteme girdim, aman çıkamam. Niye bu korkuyu hissediyor diye baktığımız zaman, sisteme zorunlu olarak dahil ediyoruz ya, zorunlu olarak dahil ettiğimiz için zannediyor ki önü kesilecek ve çıkamayacak.
hiç sistem üzerine düşünmüyor. Bakın yani bunun bana bir artısı var mı? Devlet bana katkı veriyor. Bundan nasıl faydalanabilirim? Ya da ben birikim yapmak niyetiyle hangi fona gitmeliyim, hangi fona yatırım yapmalıyım? Katılımcı bunların hiçbirisini sorgulamadan ben bu sistemden nasıl bir fayda sağlayabilirim konusunu düşünmeden sistemden kaçmaya çalışıyor. Öncelikle bizim katılımcılarla sistemi bir buluşturmamız lazım. Bir orta noktada yapılması gereken bu. Burada İlknur Hanım da bahsetti. Finansal okuryazarlık konusu, finansal planlama konusu, bireysel emeklilik şirketlerinin daha fazla iletişim kurması konusu ki sanıyorum başlangıçta sistemin hızlı bir şekilde ilerlemesi gerekiyordu. Evet, onlar da çok şaşırdılar. Çünkü bir anda işte on binlerce şirketi sisteme dahil etmek zorunda kaldı bireysel emeklilik şirketleri. Hani onlara tamam diyoruz ki iletişim kurmakta sorun var, iletişimlerde kopukluk var. Suçluyoruz belki zaman zaman ama onlar da çok haklılar. Çünkü kısıtlı altyapılarıyla bir anda binlerle ölçülen insanları, mesela milyonlarla ölçülen insanları sisteme dahil etmek, katmak durumunda kaldılar. Ve o insanlar, o enerji, o emek, maliyet harcandı ve bir anda ertesi gün geri çıkmak için uğraştı insanlar. Telefonlar kilitlendi, maillerle ulaşamıyorlar, şikayetler gırla gidiyor. Sistemi tanıtmakta eksik kaldık. Öncelikle bir sistem nedir? Katılımcıya nasıl faydası var? Çalışana nasıl faydası var? İşveren katkısının gelmesi çok önemli. Yurt dışındaki uygulamalara baktığımız zaman sistemlerin büyüdüğü yerlerde işveren katkısı mutlaka var. Bizde de işveren katkısının olduğu kurumlar var. Gönüllü uygulayan, bunu gönüllü yapan kurumlar var. Mesela bazı bankalar, bazı büyük şirketler ve orada sistemden insanların çıkmadıklarını görüyoruz. Çünkü ben sisteme 30 lira yatırıyorum. Benim için işverenim de 30 lira yatırıyor. Bir de devlet %25 yatırıyor. Bir anda benim 30 lirama karşılık ben 55 liralık bir gelir elde ediyorum. Bu sistemde kalması için insanların çok büyük bir teşvik mekanizması. Bunu uygulamaya bir şekilde almamız lazım. Nasıl olacağı konusu tabii ki hükümetin konusu, hükümetimizin konusu. Nasıl yapılabilir, nasıl işverenlerimizi böyle bir konuya ikna edilebilir ya da devletimiz bu konuda başka neler yapabilir? Orada bilemiyorum. Üzerinde tartışılabilir. Evet, kalkınma planının dahilinde de var aslında bunlarla ilgili maddeler. Evet. Evet. Yani buradan şunu anlıyoruz. Hükümetimiz gerçekten tasarruf konusuna önem veriyor. Ve burada bir odaklanma var. Bu odaklanmayı eğer gerçekten doğru bir şekilde sürdürebilirsek, teşvik mekanizmalarını doğru bir şekilde sürdürebilirsek, iletişim mekanizmalarını doğru bir şekilde sürdürebilirsek hiçbir problem yok. İnsanlar kazanacağı bir yerde kalır, katılımcılar kazanacağı bir yerde kalır. Ama burada kazanılmıyor gibi bir olumsuz algının yanında kazanamayacağız, sistemde kapalı kalacağız gibi de bir algı var. Yani bunu da yıkmamız lazım. Peki. Bir diğer atıf da şu şekildeydi. Eklemek istediğiniz bir şey var mı Akif Bey? Yok, ben... Müsaadenizle ben ufak tabii, bir buyurun. Şey eklemek istiyorum. Akif Bey'in de Zeynep Hanım'ın da çok güzel açıkladılar. Orada bizim bu otomatik katılım sistemi çok kısa bir sürede devreye girdi ve hemen ertesinde bir sürü katılımcı çıkmak durumunda kaldı. Bizim bu kalkınma planında da İnsanlara bunu doğru anlatıyor olmamız lazım. Kıdemlerin zarar göreceği gibi insanlarda bir olumsuz algı var. Oysa ki bu fonlar getiri anlamında doğru yönetildiği durumda aslında bu insanların lehine de olabilecek bir durum. Bütün bunlar göz önüne alındığında bu kalkınma planındaki süreç, yapılacak, uygulanacak sistem, katılımcılara doğru aktarılması gerekiyor. Zeynep Hanım'ın dediği gibi eğer orada ne konuda nasıl bir getiri elde edeceğini bilse belki çıkmak gibi bir düşüncesi olmayacak. Biz bu süreci hani otomatik katılımdaki o kısa sürede yaşadığımız süreç gibi değil.
daha planlı, daha organize ve daha düzgün bir şekilde halledersek çok daha sağlıklı olacaktır. Hedeflere çok daha kolay ulaşabileceğimizi düşünüyorum. O anlamda Akif Bey ve Zeynep Hanım'a da katılıyorum. Hı hı. Ben bir şey ilave edebilir miyim? Tabii. Bu kıdem tazminatı konusu şu anda... Ona geleceğiz. Peki. Ona geleceğiz. Peki, geldiğimizde konuşuruz. Peki. Bahsettiğimiz aslında nicelik konusunda şöyle bir şey var kalkınma planında. BES katılımcılarının kısa vadeli nakit ihtiyaçları nedeniyle sistemden çıkışlarının önlenmesi amacıyla. Aslında bir önceki konuştuğumuz şey oydu. Hani sistemden çıkmalarını nasıl önleyebiliriz, bununla ilgili neler yapılabilir diye. Bu amaçla sağlık, evlilik, eğitim, mülk sahibi olma gibi ihtiyaçlar nedeniyle bireyleri sistemden çıkmadan birikimlerinin bir kısmını çekme olanağı sağlanacak. Yani kalkınma planı içerisinde geçen adımlardan biri aslında bu. Bunları nasıl gerçekleştirebilirler? Söyleyecekleriniz nelerdir? O konu önemli. Aslında bizim sigorta emeklilik birliği olarak bizim de önerdiğimiz bir husus. Çünkü bizim yaptığımız kamuoyu araştırmalarında emeklilik sisteminden çıkanlara yaptığımız sorgulamalarda ya da bize gelen taleplerde, şirketlerimizden gelen geri bildirimlerde sistemden çıkanların ağırlıklı olarak finansal ihtiyaçlardan dolayı çıktığını görüyoruz. Kişinin bireysel emeklilik sisteminde bir birikimi var ama bir ihtiyacı var. Parası da yok. Dolayısıyla gidiyor. Belki bireysel emeklilik sistemindeki paranın tamamını orada kullanmaya ihtiyacı yok. Bir kısmını kullanma ihtiyacı var ama başka parası olmadığı için gidip tamamını çözmek ya da sistemden çıkartmak zorunda kalıyor. Bunun nasıl bir handikapı var? Bir defa orada biriktirdiği tüm tasarrufu almış oluyor. Belki bir kısmına ihtiyacı var ama diğeri de tabiri caizse tüketimi kanalize edilmiş oluyor. Ama daha önemli bir handikapı da işte az önce bahsettik teşviklerden devlet katkısının belki bir bölümünü kazanmış olabiliyor, hak etmiş oluyor. Belki hiç hak etmemiş oluyor ve kendi kazanılmış haklarını da orada bırakıyor. Çünkü devlet teşviklerini kazanabilmek için, devlet katkısının tamamını hak edebilmek için 3. yılda %15'ini hak ediyorsunuz. 6. yılda işte %35'ini hak ediyorsunuz. Ondan sonra 10. yıla geldiğinizde %60'ını hak ediyorsunuz. 56 yaşa geldiğinizde %100'ünü hak ediyorsunuz. Erken çıktığınızda bunu da içeride bırakmış oluyorsunuz ki bu rakamlar önemli rakamlar. Dolayısıyla kısmi ihtiyaçlar için diyoruz ki siz tamamını çözmeyin. Sadece kısmen alın ama bunu da keyfe kedere almayın. Önemli bir ihtiyacı olduğunda ev ya da önemli sağlık hastalık riskiyle karşı karşıya kaldınız. Ya da evlilik gibi önemli bir sosyal olay olduğunda ancak bu ihtiyaçlar çerçevesinde kısmen çıkın. Orada yer almıyor ama bizim bir birlik olarak önerdiğimiz başka önemli bir husus, belki bundan daha da önemli. Biz diyoruz ki zaten sizin bireysel emeklilik sisteminde bir paranız var. Bu parayı kredi teminat olarak kullanın. Gidin bankadan kredi alın. Devlet teşviki gibi, devlet katkısı gibi haklarınızı kaybetmeyin. Finansal ihtiyacınızı finansal bir krediyle sağlayın. Burada hakkınızı kaybetmeyin diyoruz. Bunu da önerdik. Bu konuda... aslında mevzuat buna müsaade ediyor. Yakın zamanda belki Hazine ve Maliye Bakanımız bu konuda bir aksiyon alabilir. Dolayısıyla aslında amaç insanları sistemde tutmaya ve tüketim ihtiyacını bu paranın bir kısmıyla karşılayarak tasarruf alışkanlığını kesmemeye yönelik. Evet. Ve dolayısıyla çok doğru bir hamle aslında. Çok da önemsiyoruz ve destekliyoruz. Evet. Şöyle bir şey ilave edebilir miyim? Buyurun. Kısmi çıkış hakkının bir diğer katkısı katılımcı, sistemden çıkan katılımcı bir daha geri dönmüyor. Halbuki kısmi çıkış hakkı verdiğimizde biz o katılımcıyı sistemde tutmaya devam ediyoruz. Müsait olduğunda, uygun olduğunda, tekrar biriktirmeye başladığında birikimlerini devam ettirebilir. Dolayısıyla hem sistem büyümeye devam edecek demektir, hem de katılımcı sistemde biriktirmeye devam edecek. Yani devlet katkılarını hak edecek. Dolayısıyla sistemden de memnuniyeti artacak. Şimdi insanlara baktığınızda bireysel emeklilik sisteminde birikim yapan insanların %50'sinin başka hiçbir yerde birikimi yok. Düşünebiliyor musunuz? Yani sadece bireysel emeklilik sisteminde birikimi var. Ama bu insanların kısa vadeli hastalık olabilir, evlilik olabilir ya da acil ev almak gibi ihtiyaçları olabilir. Ya da ondan da vazgeçtim daha acil işsiz kalabilir, gündelik ihtiyaçları için bile ihtiyacı olabilir. Biz bu insanı şu andaki sistemde tutamıyoruz. Siz geldiği zaman parasını çekmek için tamamını veriyoruz ve gönderiyoruz. Halbuki iş bulduğunda devam edecek belki şu an işsiz olan insan. O insanı sistemde tuttuğumuzda onunla birlikte faydasını göreceği için
kendisi belki o ailenin içerisinde tekrar çalışma yaşamına giren diğer insanları da sistemin içerisine alma şansınız olacak. Peki. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok. Peki. O zaman diğer bir maddeden devam edelim sizinle. Genç kesimde uzun dönemli tasarrufları cazip hale getirecek şekilde besteki mevcut devlet destekleri yaşa göre farklılaştırılacak diye bir madde var. Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Aslında bu olması gereken bir şey. Çünkü Zeynep Hanım'ın da bahsettiği gibi her yaşta finansal eğilim, yatırım eğilimi olsun, finansal ihtiyaçlar olsun farklılaşıyor. Dolayısıyla aslında sizin bir 50 yaşındaki yatırımcıyla 18 yaşındaki bir yatırımcıyı farklı değerlendiriyor olmanız lazım. Akif Bey de çok güzel ifade etti. Genç bizim Türk yatırımcı profiline de baktığımızda hisse senedi yatırımcılarının 20 ve 40 yaş arası yapıda olduğunu, 40 yaş üstü yatırımcılarımızın daha sabit getirili menkul kıymetler tercih ettiklerini görüyoruz. Dolayısıyla her yaşta farklı davranışlar sergiliyorlar. Dolayısıyla devletin de bu şekilde yaklaşması, yatırımcıları yaş gruplarına göre değerlendiriyor olması ve teşviği de buna göre uyguluyor olması doğru bir yaklaşım olduğu kanaatindeyim. Peki. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Açıkçası biz yani gözlemlerimizi yaptığımız, biz çünkü biz birlik olarak çok fazla araştırma yapıyoruz. Algı araştırması yapıyoruz. Bizim Emeklilik Gözetim Merkezi diye Hazine ve Maliye Bakanlığı gözetiminde çalışan bir kurumumuz var. Sektörün denetiminden, gözetiminden sorumlu. Aynı zamanda tüm istatistiki dataların, katılımcıların tüm bilgilerinde toplandığı bir yer. Ayrılanlar, devam edenler. Onlar da çok fazla araştırma yapıyorlar. Bizim de yine kamuoyu araştırmalarında gördüğümüz aslında sistemin en çok bilinen ve en çok tanınan özelliği %25 devlet katkısı. Yani bireysel emeklilikle ilgili mesela fonları konuştuk. Orada bir sürü getiri noktasında yanlış bilgiler var. Sistemin teşviklerini hak etme noktasında belki çok doğru bilinmiyor. Denetim ve regülasyon ve şeffaflık tarafı çok belki bilinmiyor ama şu çok net biliniyor. Sisteme girenler, sisteme çıkanlar, sisteme girmediği halde sisteme karşı olanlar arasında bile çok net biliniyor. %25 devlet katkısı var. Ve bu çok da sevilen bir özellik. Mesela sistemden çıkanlara diyoruz ki niye çıktın? Finansal ihtiyaçtan dolayı. Peki tekrar girmek ister misin diyoruz. Girmek isteriz. Niye? %25 devlet katkısı var. İyi bir alternatif. Yatırım enstrümanı, iyi yatırım getirisi. Sisteme hiç girmemişlere soruyoruz. Sistemi tanıyor musunuz? Evet. En çok bildiğiniz özellik ne? %25 devlet katkısı. Şimdi 7'den 70'e çalışan çalışmayan, vergi yükümlüsü ya da değil. Herkese 100 lira getir, 25 lira veri çok güzel oturttu. Hükümetimizin desteğiyle, emeklilik şirketlerinin gayretiyle, siz değerli medya mensuplarımızın desteğiyle. Bu kadar güzel oturmuş, bu kadar iyi bilinen bir şeyi niye tekrar değiştirmeye çalışıyoruz? Ben bunu çok anlamış değilim. Yani farklılaştırma bu defa farklı bir kafa karıştırmaya yol açacak. Yani ben oradaki ifade çok anlaşılır değil. Bize de çok detay bir şekilde gelmedi. Biz de o kadarını biliyoruz. Onun altı nasıl olacak onu da bilmiyoruz. Eğer farklılaştırma şuysa, yaşa göre kesinti farklılaşabilir, yaşa göre yatırım tercihleri değişebilir ama teşvik farklılaştığında o başka bir şey. O zaman eğer o şuysa, işte birisine daha az vereyim, 125'ten daha az, birisine daha çok vereyim, bu ters teper. Çünkü artık 17 yıldır herkes 125'e alıştı. Şimdi verilmiş bir şey almak çok kolay değil. Akif Bey, tam tersi %25'i yine sabit bırakıp gençlere atıyorum %40 gibi %50 gibi bir teşvik verilirse daha çok teşvik edici olmaz mı? Eğer ikinci cümleyi söyleyecektim. Eğer bu, çünkü oradan onu görmüyoruz. Eğer evet, bu şuysa ben gençlere %25'ten daha fazla vereceğim. O müthiş bir teşvik sağlar. Evet. Yani o gerçekten müthiş bir motivasyon sağlar. Tek başına değil ama sağlar. Evet. Yani tek başına değil, niye diyorum? Mutlaka bizim tanıtım, İletişime önem vermemiz, sistemi iyi anlatıyor olmamız evet. lazım. Yani çünkü 125 de şu anda çok iyi. Biz sonuçta devletin de bir bütçe kısıtı var. Yani orada dolayısıyla ben en büyük korkum o 25'in değişmesi. Eğer 25 sabit kalacak ve gençlere daha fazla teşvik gelecekse o hakikaten fayda sağlar diye düşünüyoruz. Peki.
az önce konuştuğumuz maddeyle alakalı aslında onun üzerinden devam edersek şöyle bir şey var. 11. Kalkınma Planı'nda yine Besili çocuğun eğitimi, tatile gitmek ve beyaz eşya almak için bankalarda para biriktirenlere vergi desteği sağlanacak. Muhtemelen KDV olmayacak veya indirimli olacak diye bir haber vardı. Bilmiyorum rast geldiniz mi? Böyle bir şey. Bu BES'le ilgili değil. Bankalarda bu tarz hesaplar açılması söz konusu. Keyif hesapları, sözünüzü kesiyorum kusura bakmayın. Keyif hesapları vardı biliyorsunuz daha önce açılmış. Evet. O tarz hesaplarla tüketime dönük birikim yapmak. Ya yani da konut vardı. Konut, konut hesapları da vardı değil mi? Evet, belli yaş aralığında ve belli bir süre kalmanız gerekiyordu orada. Devlet de yine teşvik veriyordu. Benzer bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. Yani oradaki ifadeden bu sefer tüketim mallarına dönük olarak atıyorum. Araba almak istiyorsunuz. Araba almak için atıyorum belki daha da araba hesabı olacak. Araba hesabı açacaksınız. Belki 5 sene biriktireceksiniz. Araba alırken teşviğin nasıl olduğu şu anda belli değil. Yani KDV mi ödemeyecek tüketici, ÖTV'yi mi ödemeyecek ya da belli bir kısmını mı ödemeyecek? Şunu bilmiyoruz şu an için. Ama bir vergi teşviki, yani peşin parayla almış olacaksınız. Bir orada tüketicinin nasıl diyeyim, pazarlık gücü olacak. İkinci olarak da vergi teşvikinden kaynaklanan bir avantajı olacak. Bence bu tüketicinin yatırım davranışını da değiştiren, tüketim davranışını da değiştiren, eğer gerçekten iyi bir uygulama oturtulabilirse, iyi bir tasarım yapılabilirse bir davranış değişikliğine de neden olabileceğini düşünüyorum. Güzel bir uygulama diye düşünüyorum. Peki, eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Aslında gerçekten de bu birikim hesapları pek çok ülkede uygulanıyor ve bu birikim hesapları Zeynep Hanım'ın bahsettiği gibi doğru planlandığı durumda da hem kişilerin birikim yaparken elde ettiği gelir, hem sağlamış olduğu vergi avantajı gibi şeylerle, faktörlerle gerçekten de kişilerin tüketim davranışlarını, tüketim şekillerini de değiştirebiliyor. Biz şu an ne yapıyoruz? Tatile gitmek için kredi çeker noktaya geldik. Veya çocukların özel okul giderlerini karşılamak için kredi çeker noktaya geldik. Oysa ki böyle birikim hesaplarıyla çok daha sağlıklı ilerlenebilir. Kişiler de kendi finansal planlamasını buna göre çok daha sağlıklı yürütebilir. Aslında doğru bir adım, düzgün bir planlama yapılırsa teşvik edecek bir uygulama olacaktır. Peki. Devam edelim yine kalkınma planının maddeleriyle alakalı konuşmaya. Bireysel emeklilikte otomatik katılım sistemi, sistemde kalış süresi ve fon katılımı sağlandı şeklinde bir madde var. Fakat burası galiba eksik kalmış. Evet. Neler yapılması gerekiyor dediğimiz konuda yani mesela baktığımız zaman bu kalkınma programına neler dahil edilebilirdi ya da sistemle alakalı gördüğünüz bir handikap bu da olsa daha iyi olurdu diyebildiğiniz bir nokta var mı? Yani bireysel emeklilik özelinde konuşuyorsak yoksa bizim birlik olarak kalkınma planına önerdiğimiz çok şey var tabii. Biz bir defa sigorta ve emeklilik sektörünün stratejik bir sektör olarak kabul edilmesini istiyoruz. Hükümetimizden talebimiz bu. Çünkü birçok şeyi aşıyor. Bizim sektör açıyor. Sermaye piyasalarının gelişimi sigorta ve emeklilik sektörünün büyümesinden geçer. Bu kadar net konuşuyorum. Çünkü biriken fon mevduatta şu anda stop etmiş vaziyette. Bizim ekstra fon oluşturmamız lazım ve bu ekstra oluşan fonun da sermaye piyasasına gönderilmesi ancak ve ancak sigorta emeklilik sektörü. Sigorta emeklilik sektörünün büyütülmesi için bir, iletişim diyoruz. Çok önemli. Ve ilkokullara kadar inmemiz lazım. Yani bu bir kuşak değişimi gerektiriyor. Bugünden yarına, bugün gelişmiş ülkelerin düzeyine gerçekçi olalım. Evet. Öyle hemen gidemeyiz. Yani sigorta ve emeklilik öyle alınması ya da satılması kolay ürünler değil. Evet. Ancak başımıza bir şey geldiği zaman ah biz yandık, ne yaptık falan diyoruz. Şöyle bir bilinç var. Sigorta yaptırmıyor ya da yaptırıyor. Hasar olmadığı zaman tüh başı, parayı boşa verdim, başıma bir şey gelmedi gibi bir yaklaşım var. Oysa şu anda ülke için ya da dünyada işte iklim değişikliği de dahil olmak üzere, yaşlanma da dahil olmak üzere sosyolojik,
fizyolojik, doğal, katastrofik bir sürü risk var. İşte en basiti işte bugün müthiş bir yağmur yağdı İstanbul'da, bir dolu riski var. Arabaların üzerine battaniye seriyoruz ama bir kasko poliçesi yaptırmayı düşünmüyoruz. Ya da dar kasko poliçesi yaparak buna karşı korunmayı düşünmüyoruz. Yangın riski, deprem riski var. Deprem sigortası yaptırmayı düşünmüyoruz. Dolayısıyla bir defa sigorta emeklilik sektörünü büyütmek için bu bilinci oluşturmamız lazım. Bu bütçe sorunu değil. Kesinlikle çok çok pahalı ürünler değil bunlar. Bizim de doğru anlatıyor olmamız lazım vatandaşa. Bu bir bilinç sorunu Gözde Hanım. O yüzden biz hükümetimizden kalkınma planının toplantılarına da katıldık. Birlik olarak görüşlerimizi arz ettik. Mutlaka ilkokullardan başlayan, müfredata giren, devlet büyüklerimizin, akil insanların, sanatçıların destek vermesi, kamu spotlarında da zorunlu yayınlarda mutlaka daha fazla yer bulması gereken bir alan. Eğer bir stratejik sektör olarak sorunlarımızla yakından ilgilenilirse ve bu sektörün büyümesiyle alakalı olarak şu anda Sayın Bakanımız ciddi destek veriyor gerçekten. İşte kalkınma planında, yeni ekonomik planında bunlar olması da zaten bunun göstergesi. Bunlar eğer realize olursa önemli bir aşama sağlamış oluruz. Biz sektör olarak sigorta düzenleme ve denetleme kurulu kurulsun istiyoruz. Bu sektörün büyümesi buradan geçiyor. Çünkü sorunlarımızla özel bir kurumun yakından ilgilenmesini istiyoruz. Yine o da yeni ekonomik programında vardı, atıfta bulunuyordu. Burada da yine benzer bazı ifadeler gördük. Dolayısıyla bu çerçevede, genel çerçeveyi böyle oturtacak olursak daha özelde şunu istiyoruz. Tamamlayıcı sağlık sigortası diye bir ürünümüz var. Şu anda devlet sağlık hizmetleri çok geniş, çok da iyi. Ama özel sağlık hizmetinden faydalanmak isteyen kesim için çok uygun fiyatlarla SGK'nın üstünde ek bir maliyetle bunu sağlıyor sigorta şirketlerimiz. Yine bunun da yeni ekonomi programında ve kalkınma planında girdiğini görüyoruz. Bu da önemli bir aşama. Ve bireysel emeklilik tabii ki girmiş vaziyette. Dolayısıyla bunlar eğer gerçekleşirse ve gerçekten hızlı bir şekilde aksiyon alınırsa çok uzağa gitmeye gerek yok. Önümüzdeki 5 yıldan itibaren bunun sonuçlarını almaya başlayacağımızı ben görebiliyorum. Peki. Az önce bir madde okuyordum. Yarım kalmıştı. Devamını bulamamıştım. Kendi notlarımın arasında buldum. Kıdem tazminatıyla alakalıydı. Sizlerin de değinmek istediği noktaydı diye düşünüyorum. Başa alayım. Bireysel emeklilikteki otomatik katılım sistemi sistemde kalış süresi ve fon tutarını artıracak şekilde yeniden düzenlenecek ve bireysel hesaplara dayalı kurulacak kıdem tazminatı fonu ile entegre edilecek. Yani bir fon kurulacak kıdem tazminatı için ve bu bireysel emeklilik sistemine entegre edilecek. Burada bireysel emeklilik sistemine entegre edilecekse tek bir havuz şeklinde bir fon değil kurulacak olan fon. Yine herkesin bireysel olarak kıdem tazminatları fonları ayrı ayrı olacak. Yani orada bir şeyi ayırmak lazım. Bir havuz şeklinde, yani bir işsizlik fonu gibi bir havuz şeklinde olduğunda uygulama farklı. Tek tek bireylerin kendi inisiyatifinde, kendi kullanımında olduğu bir fon sisteminde uygulama farklı olacaktır. Benim kıdem tazminatı fonuyla ilgili söylemek istediğim şey iletişim konusunun çok iyi tutulması gerektiği. Yani orada hem işçi örgütlerinin, hem işveren örgütlerinin ve hem devletin uygulayacağı teşviklerin neler olacağı, yaratılacak kaynakların hangi boyutlarda yaratılacağı ve hak kaybının, işçilerin hak kaybının olmayacağı şekilde bir düzenleme olursa işçilerin de bunu anlayıp devam ettireceklerini düşünüyorum. Ama kamuoyunda şu ana kadar olan gelişmelerde böyle bir direnç olduğunu hepimiz gözlüyoruz, görüyoruz. Umuyorum ki o bilgilendirme çalışmaları, iletişim çalışmaları doğru ilerler, doğru mecralarda ilerler ve doğru anlatılır insanlara, katılımcılara, çalışanlara, işveren temsilcilerine ve sistem zaten kurgulanmış bir sistem var ve işleyen bir sistem var burada. Buraya entegrasyonda bir problem olacağını sanmıyorum. Bireysel emeklilik şirketleri oradaki fonları da buraya entegre edebilirler, idare edebilirler. Sadece sistemin ana kurgulanışında bence uzun süre çalışılmalı ve düşünülmeli diye düşünüyorum. Peki neden entegre ediliyor bu sistem BES'e? Yani kıdem tazminatı için neden bir fon kuruluyor ve bireysel emeklilik sistemine entegrasyonu gibi bir ihtiyaç var? Şimdi Gözde Hanım, o kalkınma planındaki ifadeden biz onun çok alt detayını bilmiyoruz. Yani bizde de paylaşılmıyor. Orada muhtemelen bir çalışma yürüyor.
Dolayısıyla oradaki detaya çok vakıf değiliz. Ancak kamuoyuna yansıyan, gazetelere yansıyan ve oradan aldığımız bilgiyle Zeynep Hanım'ın da ifade ettiği şekilde anladığım kadarıyla işçiler nezdinde bireysel bir krem tazminata dönüşecek olay. Şu anda işçilerimiz biliyorsunuz krem tazminatını göremiyorlar. Şirketler ayırıyor ama işte %80'inde de krem tazminatını alamadan ayrıldığını biliyoruz. Dolayısıyla orada bir sorun var. O sorun biraz işçi, işveren, çalışma hayatı şeklinde işte endüstri işleri çerçevesinde çözecek bir sorun. Ona çok vakıf değilim ama ben şuna çok vakıfım ve o tarafıyla entegrasyon konusunda da kalkınma plandaki anladığım kadarıyla önemli de bir adım olarak görüyorum. Sebebi de şu, biz şimdi bireysel emeklilik şirketleri olarak, emeklilik şirketleri olarak katılımcılardan parayı alıyoruz. Onun belli süreleri var. Kanunda yönetmelikte düzenlenmiş. 24 saat içerisinde bekletmeden, faizsizse hiçbir şekilde faizli alana bulaştırmadan. O konuda çok hassasız. Çünkü düzenlemeler çok katı. Hemen 24 saat içerisinde takas banka ve yatırım enstrümanlarına kişinin tercihine göre yönlendiriyoruz. Para bizde beklemiyor. Olduğu gibi hangi yatırım enstrümanını tercih etmişse oraya kanalize oluyor. Takas bank dediğimiz bağımsız, emeklilik şirketleri dışında bir kurum ve orada güven altında. Yani bu paralar emeklilik şirketlerinin uhdesine girmiyor. Tamamen yatırım enstrümanlarına takas bankın korumasında giriyor. Bunun denetimini Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigorta Denetleme Kurulumuz yapıyor. Gözetimini, düzenlemesini Sigortacı Genel Müdürümüz yapıyor. Sermaye Piyasası Kurulu yapıyor. Emeklilik Gözetim Merkezi de anlık denetliyor. Yani tamamen şeffaf ve çok sıkı bir şekilde regüle edilmiş bir alan. Ve katılımcılarımız da en iyi emeklilik şirketlerimizin hizmetiyle, altyapısıyla, sunduğu altyapısıyla cep telefonundan, bilgisayarından, PC'sinden, her nereden telefonla yatırım enstrümanlarından bilgisini alabiliyor, görebiliyor ve yılda 6 defa da şu enstrüman olmasın, bu enstrüman olsun diyebiliyor. Yani bugün çok gurur verici bir şekilde Türkiye emeklilik şirketlerimiz, çalışanları şu anda 20 milyon insanın bu operasyonu yönetebilecek altyapıya ve sıkıntı yaratmadan yönetebilecek altyapıya sahip. Ve bunu yaptık işte otomatik katılımı. Dolayısıyla biz hükümetimize şunu önerdik. Eğer bir kıdem tazminat reformu ya da ikinci basamak bir reform yapılacaksa biz bu fonları yönetmeye talibiz. Bu altyapıyı da size sunmaya talibiz. Bunun değerli bürokratlarımızla görüşmelerini de yaptık, sunumlarını da yaptık. BES entegrasyonu işte orada devreye giriyor. Yani böyle bir altyapı var. Eğer böyle bir reform yapılırsa hazır bir altyapı var. Bu altyapıyı tekrardan kurmaya gerek yok. İşçilerimiz emekli şirketlerini seçecekler ya da işte planlanan duruma göre orada bakacaklar fonlarına, kendi fonlarını takip edebilecekler, yatırımına karar verecekler, izleyebilecekler. Ben bunu anlıyorum. Hı hı. Konu rejimizin de çok dikkatini çekmiş. Hatta kendileri sizlere bir soru yöneltiyorlar. Ben ikiz kızlarımı bireysel emeklilik yaptırdım. Çocuklarımız adına BES yaptırmamız noktasında başka avantajlar sunulamaz mı? Ebeveynlerin çocuklarına emeklilik yaptırması nasıl teşvik edilebilir? Evet, güzel bir nokta. Evet. Az önce onu söyleyecektim, unuttum. İyi oldu hatırlattığı. Bizim bir talebimiz de 18 yaş altına, şu anda işte veliler kendisi yapıyorlar. Çocuğu adına, yani sonuçta kendisi yapıyor, ileride çocuğuna devretmek üzere yapıyor ama böyle bir imkan yok. Ancak çıkarak o parayı verebilir ya da Allah korusun vefat halinde. Biz şimdi 18 yaş altına çocuklar adına da ya da 18 yaş altındaki kişiler adına da BES'e girilsin diye talepte bulunduk. Bu sistemin önünü açacaktır. Bize de çok talep geliyor. Eminim sizlere de geliyordur. Evet. Özellikle dedeler torunlarına yapmak istiyor. Bunu görebiliyoruz. Veliler çocuklarına yapmak istiyor. Bu gerçekten bir yeme katacaktır. Önemli bir konu. Peki. Bir diğer noktada aslında bu hani fon işlevinden bahsettik bireysel emeklilik sisteminin ama 11. Kalkınma Planı'nda şöyle de bir nokta vardı. Yurt içi tasarrufların artırılmasına yönelik hedeflerin yer aldığını söyledik. Artan tasarrufların da imalat sanayisindeki öncelikli sektörlere ve yatırımların finansmanına yönlendirileceği üzerineydi. Bununla ilgili yorumlarınız nelerdir? Bireysel emeklilik sistemine akan fonlar piyasalara gidiyor aslında. Yani bir yere, bir boşluğa gitmiyor. Katılımcıların sisteme ödediği katkı payları hisse senedi piyasasına gidiyor ise, tercihi hisse fon ise katılımcının hisse senedi piyasasına gidiyor. Tercihi devlet tahvili ya da kamu borçlanma aracı fonu ise
devletin piyasada hareket gören, işlem gören borçlanma araçlarına gidiyor. Kira sertifikası fonu tercih etmişse katılımcı, yine piyasada işlem gören devletin kontrol ettiği kira sertifikalarına gidiyor. Yani piyasalarda işlem görüyor. Dolayısıyla imalat sanayinin ya da sanayicilerimizin ihtiyaç duyduğu fonlar bu piyasalardan talep ediliyor. Şimdi hisse senetleri nereden geliyor bizim piyasamıza, nasıl işlem görüyor? Sanayicilerimiz ya da şirketlerimiz halka açılma kararı veriyorlar ve hisselerini piyasaya sunuyorlar. Bu o şirket için yatırım yapabiliyor, yapma için fon sağlıyor. Şirketin büyümesi için fon sağlıyor. Ya da borçlanmak yolunu tercih edebilir şirket. Yine borçlanma piyasasından katılımcıların sunduğu fonlar borçlanma piyasasında işlem görüyor ve orada özel sektör tahvili olarak yine katılımcıların sunduğu fonlardan faydalanmış oluyor. Yani burada önemli olan bir tarafta katılımcılarımız var sistemin bir tarafında. Ortada bir piyasalar var, piyasalarımız var ve diğer tarafında da fon talep eden kurumlarımız var. Onlar kimlerdir? Devlet olabilir, işletmelerimiz olabilir. Fon sunanlar kimler bu piyasalara? Bizim katılımcılarımız ya da bu piyasalara yatırım yapan yatırımcılarımız. Eğer biz bu sistemi büyütebilirsek, yeterince derinleştirebilirsek, o zaman işletmelerimiz için, sanayi işletmesi olsun, imalat işletmeleri olsun, herhangi bir şekilde faiz çok büyük problem olmadan fon arttıkça faiz problemi de olmayacaktır. Problem olmadan karşılıklı fon talep edenlere de fon akışı sağlanacaktır. Yani bunu hedefe almış olması planın çok güzel olmuş. Evet, sizin düşüncelerinizi alalım. Gerçekten de katılımcıların katkıları sermaye piyasalarının büyümesine çok büyük yarar sağlıyor. Dolayısıyla bizim sermaye piyasalarımız da bu anlamda gelişecektir. Aslında her şey karşılıklı ve bizim gidecek daha uzun yollarımız var. Bizim bireysel emeklilik sistemimiz bugün bu noktaya geldi ama gidebileceği çok daha fazla yer var. Zeynep Hanım kısmen bahsetti. Robot danışmanlara ihtiyaçlarımız olacak. Katılımcı sayısı arttıkça aynı zamanda mevcutta emeklilik şirketlerimiz müşterilere sadece kendi emeklilik fonlarını sunuyorlar. Oysa ki başka şirketlerin de fonlarını sunabilme imkanı için bir altyapı oluşturmamız gerekiyor. Mesela menkul kıymet fonları Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Sistemi gibi TEFAS diye bir sistem oluşturdu. Siz bir banka aracılığıyla gidip X bir kurumun yatırım fonunu temin edebiliyorsunuz. Bireysel emeklilikte ise şu an sadece katılımcılar o şirketin emeklilik fonunu alabiliyorlar. Oysa bizim ileride bu altyapıya da geçiyor olmamız lazım. Robot danışmanlar aracılığıyla katılımcı için en yüksek getiriyi o katılımcının risk profiline göre değerlendirip en yüksek getiriyi sağlayacak şekilde yönetilmelerini sağlamamız lazım. Yani gidecek yolumuz çok fazla var. Biz mevcut sistemi daha basit, yatırımcı açısından daha anlaşılır ve teşvikleri de doğru yaparsak katılımcılar çok daha güven sağlayacaktır ve bütün bu katılımcı sayısının artması bizim sermaye piyasalarındaki şirketlerimiz açısından, peki, devlet açısından da çok büyük imkan sağlayacaktır, kaynak yaratacaktır. Şimdi toparlamak istiyorum. Bir dakikamız kaldı Akif Bey. Bize toparlarsanız izleyenlerimiz açısından da neden bireysel emeklilik sistemine katılsınlar? Gözde Hanım, bireysel emeklilik sistemi bizim şu anda çalışanlar için, çalışmayanlar için çok önemli bir enstrüman. Türkiye bunu 2003 yılından beri uygulamaya aldı. Çok da başarılı bir şekilde uyguluyor. Emeklilik şirketlerimiz oldukça büyük bir tecrübe kazandı. Yeterli insan kaynağımız var. Altyapımız da gayet güzel. Devletimiz müthiş bir, hükümetimiz müthiş bir teşvik veriyor. %25 ve vergi almıyor bunlardan.
Şimdi hele çalışma hayatına girdiğinizde otomatik olarak sisteme dahil oluyorsunuz, ilave bonus kazanıyorsunuz. Keşke biz iş hayatına başladığımızda, ki ben 25 yılımı bitirdim iş hayatında, böyle bir sistem olsaydı. İnanın şimdi 25 yıl, şöyle dönüp bakıyorum, 25 yılda belli bir rakam olacaktı yani. Her ay 100 lira kesilseydi, devlet de buna 25 lira verseydi, bunlar da yatırıma dönüşseydi. Gerçekten tasarrufa ihtiyacımız var ülke olarak. Biraz tüketime fazla para harcıyoruz. Geleceği çok fazla düşünmüyoruz. Oysa bize ilkokullarda Ağustos böceğiyle karınca hikayesini aslında öğretmişlerdi sosyal bilgiler dersinde. Dolayısıyla bence bu yönüyle tekrar tasarruf bilincini artırmamız lazım. Çünkü emeklilerimizin önemli bölümü tekrar emekli olduktan sonra çalışmak zorunda kalıyor. O yüzden tasarruf etsinler diyorum, bireysel emeklilik şirketlerine başvursunlar diyorum, otomatik katılımdan çıkmasınlar diyorum, önemli bir fırsatı tepmesinler diyorum. Peki, Mehmet Akiferoğlu çok teşekkür ediyorum. Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreteri, değerli yorumlarınız ve katılımınız için. Diğer tarafımda Doktor İlknur Üner Ekonomi, size de çok teşekkür ediyorum efendim katılımlarınız için. Zeynep Candan Aktaş, bireysel emeklilik uzmanı, Para Dergisi yazarı, sizlere de çok teşekkür ediyorum değerli paylaşımlarınız ve katılımınız için. Ekonomi masasında bugün Türkiye'de bireysel emeklilik sistemini ve finansal planlamayı konuklarımızla değerlendirdik efendim. Gelecek hafta tekrar görüşünceye kadar mutlu hafta sonları diliyoruz. Hoşçakalın.